Sevgili izleyiciler, birinci gün programımızda daha sizlerle birlikteyiz yine. Bugün birinci gün programımıza önemli konulara değineceğiz ama öncelikle değerli meslektaşlarımıza hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili Ferhat Yağmur, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar Doğan Bey. Teşekkür ediyorum. Sevgili İsmail Şahin, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Evet, her zaman olduğu gibi öncelikle ülke gündeminde önemli konularımız var ama Kayseri gündeminde de öne çıkmış birçok konu var. Bunları süremiz içerisinde değerlendireceğiz. Tabii Türkiye'nin gündeminde Ayasofya var. İbadeti açılacak mı, açılmayacak mı? Tabii ki Libya'daki önemli gelişmeler var. Bunu da konuşacağız. Ülke gündeminde iki konu belirledik. Ayasofya ve Libya konusunu. Daha sonra koronayla mücadeleyle ilgili biliyorsunuz Türkiye genel anlamda sayılar, vakalar artmaya başladı. Ne gibi önlemler alınabilir? Lütfen biz burada her programda söylüyoruz ama programın başında konunun daha henüz konumuza gelmedik ama üç konuya, üç temel maddeye dikkat etmemiz gerekiyor. Mesafe, maske ve hijyene lütfen dikkat edelim. Bu işin şakası yok. Bir de uymayanları lütfen uygun bir dille uyarmaya gayret gösterelim dedikten sonra hemen Ayasofya ile ilgili İsmail Bey sizle başlamak istiyorum. Ne zaman işte seçim veyahut da farklı bir konu gündeme gelse Ayasofya gündeme geliyor şeklinde muhalefette eleştirilerini ön plana çıkartıyor. Aslında baktığımızda Ayasofya'nın kenarında yani sağında solunda baktığımızda ibadet yapılıyor. Diyor mu? Yani şeyde Topkapı Sarayı'na bakan cephede kıblesinde diyelim öyle. Dış tarafında ibadet yapılıyor, ezan da okunuyor. Tabii Ayasofya şöyle yani bir cami olarak yapılmış bir ibadethane değil. Onu baştan itibaren söyleyelim. Burası Ortodoksların en büyük kilisesi olarak yapılmış ve Bizans'ın Bizans döneminde tabii ki Fatih Sultan Mehmet Han 1453 yılında Salı günü İstanbul'u fethettikten sonra Cuma gününe kadar 3 günlük bir hazırlık döneminden sonra ilk Cuma namazı burada kılınmış oldu. Oradaki Cuma namazının kılınmasının ardından 1934-31 yılına kadar burası ibadet edildi. Burada cami olarak hizmet verdi. 1931 yılında burası tadilat gerekçesiyle kapatıldı ve sonrasında 1934 yılında da müzeye dönüştürüldü. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakıf olarak oluşturduğu Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na ait olan bu cami daha sonra bir kararla müzeye dönüştürüldü. Bu karar yasal değil. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun doğru olmadığını vakıf arazisine, vakıf malına bu kararlara müzeye dönüştürülmesinin doğru olmadığını söyleyebiliriz. Tabii Türkiye'deki Türk milletinin aslında özellikle muhafazakar kesim bunu çok fazla istiyor ama Türkiye'ye sorsanız Türk milletine %90'ın üzerinde buranın ibadete açılması gerektiğini söyler. Herkeste böyle bir beklenti var. Böyle bir tabii ki kanı oluşmuş durumda. Özellikle şunu söylemekte fayda var. Sonrasında burasının simgesel neden önemi var vesaire onu anlatayım. Tabii bu Bakanlar Kurulu kararıyla ibadethaneden müzeye çevrilmiş durumda. Bugün aynı şey yapılabilir mi? Hani eleştiriniz şu yönde olabilir ya mahkeme kararını vesaire niye hükümet bekliyor? Bakanlar Kurulu kararıyla bunu rahatlıkla yapabilir mi diye söyleyebiliriz. Bu yönde eleştirilerimizi iletebiliriz ama bunun çok doğru olmadığı kanısındayım. Yoksa Bakanlar Kurulu kararıyla toplanır bakanlar, imza atar ve bir saat içerisinde burası ibadethaneye açılır. Ama Türkiye bunu hukuksal anlamda, hukuki yönünde de tamamladıktan sonra böyle bir yol haritası belirlemek istiyor. Açılır mı, açılmaz mı? Gönlüm elbette ki açılsın istiyor ama konjektür neyi getirir, neyi götürür onu hesaplıyor olmaları lazım. Aslında hukuka da çok gerek kalmadan, başta ifade ettiğim gibi, burası rahatlıkla Bakanlar Kurulu imzasıyla ibadete açılır. Buranın simgesel bir özelliği var. Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla birlikte ister istemez Batı Haçlı dünyası bir şeye yani bir protestoya başlayacak. Açık ve net Fatih Sultan Mehmet 1453'te nasıl Bizans'ı yıkıp da İstanbul'u fethettiyse bugün Ayasofya'yı ibadete açmanız aynı etkiyi yaratacak. Haçlı dünyasında aynı tepkiyi yaratacak. Yani İstanbul'un ya Ayasofya'nın açılması İstanbul'un ikinci kez fethi anlamını taşıyor bir sembol açısından baktığımızda. Ama tabii bunu açtığımızda
Özellikle şunu iyi hesaplamak lazım. Şu an ibadet yapılıyor. Simgesel olarak elbette ki yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir toprağı, Türkiye Cumhuriyeti'ne ait burası uluslararası bir konu değil. Boğazlar Sözleşmesi gibi, işte Suriye'deki mesele gibi, Libya'daki meselesi gibi bir uluslararası bir konu değil. Burası Türkiye'nin tasarrufunda olan bir yapı ve istediği gibi kullanabilir. Ama şunu hesaplamak lazım. Yani sizin attığınız adımlar, hani atalarımız der ya, attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değsin. Elbette ki Avrupa'dan ya da başka ülkeler ne der diye çekinecek halimiz yok ama diğer taraftan da şunu iyi hesaplamak lazım. Türkiye'nin dışında ve Avrupa'da, özellikle Amerika'da milyonlarca Müslüman var. Bu Müslümanlar da orada ibadetlerini rahat ve özgür bir şekilde yapıyorlar. Sizin atacağınız adım orada İslamofobiyi artırarak oradaki Müslümanlara yönelik bir linç girişimine dönüşürse yazık olur. Oradaki ibadet hanelere yönelik çirkin saldırılar olursa yazık olur. O yüzden bu adımları temkinli atmak lazım. Seçim mi var? Peki İsmail abi, katılıyorum ona da. Bunları bunları düşünerek adım atmak gerekir diyorsunuz. Doğru. Evet. Peki bunları düşünerek açıklama yapmak, söylemlerde bulunmak gerekmez mi? Yani onu ben böyle düşünüyorum. Onlar ne düşündüğünü bilmiyorum. Yani onlar da öyle belki, ama onlar öyle da belki bunu düşünmüyordur. Sadece simgesel olarak nasıl ki İstanbul'un fethi gününde Fetih Suresi okunduysa oralar çok hesaplanmayıp dünyaya verilecek mesajı düşünüyor olabilirler ama ben düşünülmesi gerektiğini söylüyorum, ifade ediyorum. Doğru olanın da bu olduğunu düşünüyorum. Yani bugün evet Türkiye Cumhuriyeti'nin tasarrufunda ama kağıt üzerinde ya da resmi olarak bu şekilde ama bunun ortaya çıkaracağı tepki kağıt üzerinde olmuyor ya da resmi olmuyor. Bugün atacağınız adım Avrupa'daki ya da Amerika'daki ya da diğer coğrafyadaki Müslümanlara ağır sonuçları olabilir. Allah korusun, bugün hiç bir durum yokken Avustralya'da camide yapılan saldırı ve 52 tane vatandaşın şehit olması, bunlar hep birer hıncın ortaya çıkması. Nasıl adım atılabilir? Yani simgesel olarak, hani müze olarak vakfın müze olarak vasfını da devam ettirilip simgesel olarak Ayasofya'nın içerisinde belli bir alan, o namaz kılınan alan dışında içinde belli bir alan ibadete açılabilir mi? Böyle bir yöntem izlenebilir mi? Yani ben bu açıdan bakıyorum ama hani yani, Avrupa'dan vesaireden evet, korktuğumuzdan değil ama atacağımız adım da kurbağayı ürküttüğümüze değsin. Ya ben şunu demek istedim. Eğer ki tabii ki oranın ibadete açılması ya da açılmamasının getireceği sonuçlar olacaktır. Evet. Bunların da hesap edilmesi gerekir orada, hemfikirim. Ediyorlar diye de düşünmek istiyorum. Fakat yani açılmasıyla bunun söyleme geçilmesi, konuşulması, edilmesi, her iki yani açılmayacaksa, açılması bize sıkıntı verecekse konuşulması da sıkıntı verebilir. Açılması tabii ki çok daha fazla sıkıntı verir ama konuşulması da az sıkıntı verir. Bu anlamda eğer ki bunu dile getiren Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP kanadı dile getirdi. Eğer ki buranın ibadete açılmasını gerçekten istiyorlar ise, istiyorlar ki de bunu gündeme getirdiler ama tabii ki bazen söylemler siyasi söylem oluyor. Neticesinde biz bunu konuşalım işte, tabanımıza gerekli mesajı verelim ama sonrasında da böyle yapalım da denilebilir. Neticesinde siyaset yapıyorlar. Eğer ki burada niyet gerçekten burayı ibadete açmak ise sonuçlarını düşünmeden açılabilir. Mesela dediğiniz gibi Bakanlar Kurulu kararı ile ki bunu gündeme getiren Cumhur İttifakı ama bakıyoruz mecliste kanun bununla ilgili İYİ Parti somut adım atıyor ve Cumhur İttifakı hayır diyor. Gerekçe ne diyorlar? Temmuz ayında bunu şey yapacağız. Daha değişik bir şekilde meclise getireceğiz diyorlar. İYİ Parti'nin komisyon kurulsun yönünde. Yani komisyon kurulsun ama ne komisyon kurulsun da değil. İYİ Parti Genel Başkanı'nın açıklaması. Eğer samimiyseniz buyurun hadi biz şeyimizi verdik, önergemizi verdik. Buyurun Odri Meydan dedi. Peki buna hayır diyerek bu atılan somut adımı derse çevirmek ya da kabul etmemek, onun karşılığında demek ki burası ibadete açılmayacak ya da bugün için açılmayacak.
Ama iç hukuk yönü belki tamamlanmak isteniyor olabilir. Bilmiyorum çok niyetini ama. Yani o zaman hukuki sonucu tamamlanmadan bunu dile getirmek de doğru değil. Peki orada bir sorun çıkacak. Sorun çıktı, açılamadı. İşte burada bu tarz konular da bence eğer ki bir söylem yapılıyorsa arkası gelmesi gerekir. Aynen. O düşüncede mi? Yok, burası ibadet açılmayacaksa niye gündeme geldi? O zaman da tabii insanlar ya da bizler ya da seçmen, vatandaş, her kim olursun şunu kendi kendine soruyor. Ha, demek ki Ayasofya'nın ibadete açılma konusu gündem değiştirme olabilir, tabana verilen mesaj olabilir vesaire. Ama arkasında ibadet açılacak kısmı kesinlikle yok düşüncesini de oluşturuyor. Neticesinde eğer ki açılacaksa dediğiniz gibi bunun önü arkası hesap edilip evet Ayasofya ibadeti açacağız diyerek bir an önce açmak doğrusuydu. Bence burada yine yapılan uygulama ve açıklamalar bana göre biraz şey geliyor, doğru gelmiyor. Yöntemi daha net yöntem bir şekilde olabilir. Tabii ki net olmalı. Tabii kısaca Libya'yı da konuşalım. Biliyorsunuz Libya'daki işte petrolle ilgili biliyorsunuz Rusya olsun, Amerika olsun. Burada bir iç isyan, iç karışıklık ortaya çıkartmak ve buradaki petrole bir anlamda sahip olmaya çalışan ülkeler var. Tamam, Türkiye'nin de burada tavrı var. Bunu nasıl görüyorsunuz? Yani Doğan Bey, elbette ki tüm ülkeler yani atıyorum müttefik mi? Müttefik gibi görebilirler ya da sizi yakın uzak gibi görebilirler ama neticesinde altını çizdiğiniz zaman her ülkenin amacı şudur. Biz bu durumdan ülke olarak en karlı nasıl çıkabiliriz? Herkesin amacı bu. Orada tabii ki yine bundan hesabı yapılıyordur. Biz burada Türkiye olarak yani bizim açımızdan en doğru sonuç nedir? Tabii ki başkalarının açısındaki durum çok bizi ilgilendirmemekle birlikte öncelikle bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bu işin sonunda karımız nedir ya da zararımız nedir şeklinde bakıp ona göre tavır takınmalıyız. O tavırdan da kesinlikle taviz vermemeliyiz. Yani ben şöyle düşünüyorum. Elbette ki uluslararası dünyada bu kadar politize olmuş bir dünyada ve güçlülerin silah zoruyla coğrafyaları sömürdüğü bir dünyada Türkiye'nin Libya'daki varlığı bence bir destandır. Çünkü Türkiye oradaki sadece Hafter'e karşılık bir mücadele vermiyor. Hafter bir çerezdir. Türkiye'nin oradaki ulusal mutabakat hükümetini desteklemesi ve Hafter'i belli bölgelerden uzaklaştırması ve Libya'nın %60'ına, %70'ine ulusal mutabakat hükümetin hakim olmasını sağlaması Türkiye'nin burada uluslararası cami anlamı karşısında kazandığı bir destandır. Çünkü karşıda ister istemez Rusya var, Fransa var, İngiltere var, İtalya var, Yunanistan var vesaire. Yani Türkiye'nin karşısında olan bir cephe var. Ha, durduk yere gelmedi Türkiye buraya. Tabii ki uluslararası o emperyalist güçler Libya'nın zenginliklerini, petrolünü sömürmek amacıyla adımlar attı. Türkiye buradaki oyunu gördü. Çünkü Türkiye'yi Doğu Akdeniz'de istemiyorlardı ve Türkiye'nin bu Akdeniz'de sularda söz sahibi olmasını istemiyorlardı ve sınırlarına kapanmasını istiyordu. Türkiye bu oyunu iyi gördü. Hem Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmedi hem de bu haklarını ulusal mutabakat hükümetinin Libya'nın Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümetle resmi anlaşma yaparak Doğu Akdeniz'deki hakimiyetini resmi olarak tescillemiş oldu. Doğal olarak bunun karşısında şoka uğrayan diğer cephe, emperyalist cephe Hafter'i yani paraya boğdu, silaha boğdu ama istediklerini elde edemediler. Neticesinde karşıda biz bir muz cumhuriyeti yok. Köklü geçmişe sahip, binlerce yıllık tarihe sahip ve 16 Türk devleti kurmuş bir milletle karşı karşıya kaldılar ve Türk milletinin asker bir millet olduğunu ve dünyada siyasete yön veren bir ülke olduğunu unuttular. Türkiye burada attığı müthiş adımlarla onların planlarını, heveslerini ortada bırakmış oldu. İsrail üzerinden sömürülen kaynaklar batıya aktarılacaktı. Ama Türkiye ile Libya denizler sözleşmesi yapılarak mavi vatanı birleştirdi ve Türkiye'den izinsiz, Libya'dan izinsiz buralarda artık adım atılamıyor. Bunu perçinlemek lazımdı. Ne yapmak lazımdı onun için de? Ulusal mutabakat hükümetinin orada iktidardan düşmesinin önüne engel olmak lazımdı. Türkiye bunu ne yaptı? İşte
askeri varlığını oraya göndererek, işte eğitim vererek, silahlı ve silahsız, insansız hava araçlarıyla destek vererek burada ulusal mutabakat hükümetini, iktidarını sağlamlaştırmış oldu. Zaten Libya, Trablus, Mistaka gibi yani Libya'nın kentleri nüfusun çok yoğun olduğu ve diğer alandan tamamen gidip görmedik ama az çok okuyoruz, dinliyoruz. Diğer bölgelerin tamamen çöllerden oluştuğunu ve nüfus yoğunluğunun büyük çoğunluğu ulusal mutabakat hükümetini destek veriyor. Türkiye'de zaten bu birlikteliği beraber yürütüyor. Bu olaya da buradan bakmak lazım. Türkiye orada varlığı elbette ki yani olması lazım. Eğer Türkiye'de Libya'da olmasa yarın Lübnan'da olacak inşallah ya da başka ülkelerde mutlaka Türkiye'nin bu çevresindeki ülkelerle iyi ilişkilerini iyi geliştirmesi ve ortak menfaatini sürdürmesi lazım. Niye Rusya gelsin, niye Amerika gelsin, niye İngiltere gelsin? Onların bir sınırı yok. O yüzden Türkiye'nin orada bulunması haklı, doğru ve sonuna kadar destekliyorum. Bu olayı da öyle görüyorum. Evet. Şimdi geçelim korona ile ilgili mücadele konusunda kurallara uyuyor mu halkımız, vatandaşlarımız? Genel anlamda Türkiye açısından bir değerlendirme yapalım. Çünkü biraz sonra Kayseri konusunu konuşacağız. Kayseri ile ilgili değerlendirmeyi Sayın Valimizle yapacağımız telefon bağlantısıyla daha net bir şekilde uyarı mesajlarını alacağız. Genel anlamda baktığımızda sanki birçok ilde tekrar artış, vakaların artışını görüyoruz. Bunun sebebi bir rehavete mi kapıldık? Her şey çok iyi oldu. Biz bu işi yendik havasına mı girdik? Toplum olarak çok mu çabuk hemen esniyoruz? Yani kesinlikle bir rehavete girdiğimiz belli. Zaten son günlerde açıklanan rakamlar hep 1500'ün üzerinde yeni vakalar. İyileşen rakamlar da yani 900'lü seviyelerde. Arada 500-600'lük bir fark var. Her gün bu fark da açılıyor. Yani hasta sayısı artıyor ama iyileşen sayısı azalıyor. Yine entübe sayısı 260'lara kadar düşmüştü. Bugün geldiğimizde 300'lü rakamları buluyoruz. Ölüm sayıları yine onlu sayılarda geziyor. Yani 20'nin altında geziyor. İnşallah artmaz. Ben Türkiye'de eğer ölüm oranlarını yüksel, yani çok böyle 500-600 ya da 100'ün üstüne çıktığında belki farklı tedbirler gelir ama bu süreçte eski günlere döneceğimizi düşünmüyorum. Sınırlama konusunda ölüm sayısı düşük seyrettiği sürece bu tedbirler yine uyarılarla geçiştirilecek. Ama yani devlet de artık belli bir noktadan sonra hiç kimsenin aslında bütün dünya ülkelerinin gücü yetmez. Yani işletmeleri durdurun, çarkları durdurun, insanlar üretmesin, hasta olmasın diye baktığınızda ömrünüz çok uzun olmaz. Yani en fazla belki bir yıl yaşarsınız her şeyi durdurduğunuzda. Ondan sonra mutlaka üretmek zorundasınız. Mutlaka insanları iş, ekmek kaygısını bir şekilde gidermeniz lazım. Onun için de ne yapmak lazım? Mecburen açacaksınız, kısıtlamaları kaldıracaksınız. Devlet üzerine düşeni tam manasıyla yaptı. Eksik yönleri var mıdır? Vardır, eleştirilebiliriz ama vatandaş üzerine düşeni maalesef devletimiz kadar yapmıyor. Vatandaş sorumluluğunu yerine getirmiyor ve vatandaş olarak vicdani sorumluluklarını, yükümlülüklerini yerine getirip de tam vatandaş bilinciyle hareket etmiyor. Maalesef görüyoruz, doğum günü kutlayanlar, asker uğurlayanlar, çay, poğaça her neyse bu günler yeniden başladı. Gizli gizli kırsal yerlerde düğünler yapılıyor, nişanlar yapılıyor maalesef. Burada bu vatandaşta dikkat etmeyince kurallara doğal olarak bu virüs de yayılımını sürdürüyor. Sonuçta bu virüs yok olmuş değil, ilacı bulunmuş değil ya da aşısı bulunmuş değil. Virüs aramızda birileri taşıyor bunu. Taşıyanlarla irtibat kurduğunuzda, temas kurduğunuzda da maalesef bu hastalıkla baş başa kalıyorsunuz. Burada yani kırsalı konuşuyoruz ama kırsalda da devletin görevlileri var. Her yerde jandarma yok ama her köyde, her mahallede bir muhtar var. Muhtar oranın mülki amiridir. Yani vali gidip de Sarız'ın bir köyünde denetim yapacak hali yok. Ya da Sarız kaymakamının gidip de herhangi bir köyde hemen denetim yapması söz konusu değil. Oradaki hareketliliği ya da kent merkezindeki hareketliliği, düğün, asker uğurlama vesaire, bunları muhtarlar takip edecek.
Yani köylüsüyle, mahallelisiyle kötü olmak istemiyorsa irtibatlı olduğu güvenlik güçleri var. Onları haber edecek, gelecek, müdahale edecek. Yani bakın Pınarbaşı'nın yukarı Burandere köyünde eski ismi, yeni ismi mahalle. Bakıyorsunuz bir şey karantinaya alınmış. Yine Kayseri'nin Yeni Doğan Mahallesi'nde vesaire sayabilirsiniz yani. Bunlar neden? İnsanlar kurallara uymadığı için böyle bir durum ortaya çıkıyor. Bazen de düşünüyoruz. Acaba abartıyor muyuz bu işi? Çok mu büyütüyoruz diye. Ama var olan bir tehlike var. En büyük tehlike de şu. Yani 1 Haziran'dan önce ya da bir sonraki hafta hatırlayamadım tarih olarak ama yaşlılarımız, büyüklerimiz bizim aramızda değildi. Risk durumu az diye konuşuyorduk. Bugün geldiğimiz noktada daha tehlikeli bir konumdayız. Büyüklerimiz bizim aramızda ve bu kurallara riayet etmediğimizde onların yaşamlarına son vermelerine neden olabiliriz. O yüzden biraz daha dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Uymuyoruz vatandaş olarak kurallara. Maskeye uyuyoruz, el temizliğine uymuyoruz. El temizliğine uyuyoruz, bir maskeye uyuyoruz. Bir eksik yapıyoruz. Aynen. Yani o üç kurala tam manasıyla ama şimdi uymuyoruz. Baktığımızda şöyle, uçak seferleri başladı. Türkiye genelini konuşuyoruz. Çünkü biraz sonra Kayseri ile ilgili değerlendirmeyi Sayın Valimize bizzat şehri mülki amiri olarak kendisine soracağız. Son durum nedir? Vakalarla ilgili artış ne durumda? Kimler nelere dikkat ediyor? Sayın Valimizden alacağız. Ama Türkiye genelinde baktığımızda Diyarbakır, Konya değil mi? Adana'da da artışın olduğunu yani, ifade ediyorlar. Kayseri'de de var. İnanılmaz bir artış var Kayseri'de. Evet. Yani buradaki en büyük etkenlerden biraz rehavete kapılıyoruz herhalde. Çok çabuk biraz kendimize bıraktık kurallar konusunda değil mi? Yani şöyle Doğan Bey, hep örnek verdik ya, yani maçın bitiş düdüğü çaldı, her şey bitti değil. Yani bu vaka 1500 kişiye günlük çıkıyor. Yani bu 1500 kişi birileriyle temas halinde ki bu virüs yayıldı. Yarın belki bu 2500 olacak dikkat etmediğimizde. Belki 5000'leri bulacağız dikkat etmediğimizde. Yani biz 900'lü rakamlara niye indik? Bizde bayramda 4 gün tatil oldu. İnsanlar biraz daha dikkatliydi. Zorunlu olarak dışarıya çıkarılmadı ve vaka sayıları bu 900'lere inmişti. Yani Sağlık Bakanı ne yapsın? Hafta sonu hatırlayın, burada AK Parti'nin Milli Eğitim Bakanı'nın bir programı vardı. Yani ortaya çıkan fotoğraflara Sayın Bakan ne yapsın? Sadece ağızda maskelerimiz var ama toplu halde fotoğraf çektiriyor. Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın olduğu kare var. Yani kime neyi anlatacaksınız ki? Bizi eğitecek kurumun başındaki Milli Eğitim Bakanı toplu bir fotoğraf karesi içerisinde yer alıyorsa biz buradan boşuna yırtınıyoruz yani vatandaşlara. Mesafeye uyun, kurallara uyun, maskenizi takın diye boşuna söylüyoruz. Bakıyoruz milletvekilleri fotoğraf karesinde maskesiz insanların arasında. Yani belki onlara bulaşmıyordur İsmail abi. Yani bilmiyorum, inşallah bulaşmaz ama bu virüs ayrım yapmıyor milletvekili vesaire diye. Üzülüyorum tabii, yani niye üzülüyorum? Yani eğitim başında bir bakan var ve etrafında bir tane, yani AK Parti'nin genel başkan yardımcısı var, milletvekilleri var, belediye başkanları var. Yani o fotoğrafı da vermeyin. Ne oluyor ki yani? Fotoğraf karesinde de yer almayın. Ama maalesef yani biz boşuna söylüyoruz bunu. Evet, aslında geçtiğimiz hafta içerisinde Kayseri'de bir takım etkinlikler vardı. Siz de görmüşsünüzdür. Fotoğraflara baktığınızda sosyal mesafeyi bırakın, sanki toplu aile resmi çeker gibi insanlar omuz omuza resimler çekilmişler. Başta bizleri yönetenler, kuralları koyan insanların kurallara uyması gerekiyor. Aynen. Çünkü o fotoğraf karelerini gören insanlar, işte biz korona ile ilgili tedbirler konusunda şu önlemler aldık, bu önlemler aldık gibi ifadeler kullanıyorsunuz. Sonra ortaya bir fotoğraf karesi çıkıyor ya da program sonunda bir hatıra fotoğrafı çekiyorsunuz. Hiç sosyal mesafeye dikkat edilmeden çekilen bir fotoğraf var. Tabii o fotoğrafı gören vatandaş hangi olaya inanacak? Yani inandıramazsınız. Önce imamın uyması lazım ki sonra cemaat uysun. Bugün özür diliyorum, çok kısa bir şey söyleyeyim. Bugün bir büyüğüm şöyle söyledi. Yani hoca camide hutbe anlatıyor diyor, cemaatteki dinliyor diyor, komşuma anlatırım diye. Yani hiç kimse anlatılanları üzerine alınmıyor. Bizim durumumuz o. Yani çıkıyor Sayın Valimiz, Bakanımız, yetkililer diyor ki işte kurallara uyun ama uymaya geldiğimizde hiçbirimiz uymuyoruz. Başkasının uymadığını eleştiriyoruz. Önce biz
kendimiz uymak zorundayız bu kurallara. Evet, kendimiz uymak zorundayız. Türkiye genelindeki genel gidişatla ilgili hükümetin aldığı uygulama, kurallar, bunu bir değerlendirelim. Biraz sonra Kayseri Sayın Valimiz konuşacak. Doğan Bey, hep diyoruz ki işte vatandaş rehavete mi kapıldı? Bana göre ilk başta rehavete kapılan devlet, hükümet ve yetkililer. Şimdi 1 Haziran itibariyle her şeyi bir anda bu kadar resetlerseniz, normalleştirirseniz vatandaş da doğal olarak tabii ki diyor ki ya bu kadar serbestleşti demek ki bu iş bitti. Ya da bundan sonra riskli bir durum yok ki, işte Cumhurbaşkanı bunu diyor, Sağlık Bakanı bunu diyor, işte ne bileyim İçişleri Bakanı bunu diyor. Demek ki bu iş bitme noktasına geldi. Bitmedi ama bitme noktasına geldi. O zaman sıkıntı da büyük oranda ortadan kalktı diyebiliyor. Şimdi siz mesafeye uyun diyorsunuz ama o kadar şeyi serbestleştirdik ki orada mesafeye nasıl uyulacak? Yani insanları kalabalığın içerisine bırakıyorsunuz, mesafeye uyun diyorsunuz. Hadi balıkçıların yani, önündeki caddede uyun. Yani İsmail abi, atıyorum birisi şuradan geldi, kalabalık biri dedi, kardeşim mesafene uyu, sen ona uyu. Yani belaya kalmamak elde değil. Hı. İşte burada bahsettiniz. 65 yaş üstünü sabah 10'dan akşam 22'ydi sanırım. 20. 20 mi? Sabah 20'ye kadar dışarıya çıkmasını serbest yaptınız. Yaşlıları aramıza soktunuz. Çocuklar aileleriyle birlikte girebilir, ebeveynleriyle birlikte sokağa çıkabilir dedik. Bunların da haliyle bakın vakalarda artış olması da normal. Niye normal? Çünkü, bu öngörülüyor da olabilir. Tabii. Şimdi belli bir artışın olması çok son derece normal. Eminim ki bu artışın olacağını bu kararı alanlar da biliyorlardı. Ama orada bir çizgi vardır. Nedir? İşte vaka sayısı şu, ölüm oranı bu, entübe oranı bu seviyelere çıkar. Bu seviyelerde tutabilir miyiz? Bunu işte 10 gün sonrası şuralara indirebilir miyiz? Mutlaka bunların çalışması yapılmıştır. Hı. Yani yapılması gerekir. Ben de bu insanların bunu yapacağını düşünerek söylüyorum. Bunların çalışması yapılmıştır. Ve bugünkü vaka artışlarını mutlaka öngörülen bir durumdur. Mesela bizler de tahmin ediyoruz. Yani ben tahmin edebiliyordum. Niye? İşte insanlar tereddütlü bir şekilde evlerinde dururken bakın fabrikalar, atıyorum organizede Kayseri üzerinde, fabrikaların hepsi çalışmaya başladı. Ne bileyim dışarıdaki mağazalar, AVM'ler vesaire, herkes işine başladı. Evet. Peki herkesin işine başladığı bir yerde, sokakta örnek veriyorum Kayseri üzerinde 100 bin kişi varsa şimdi 500 bin kişiye çıktı sokaktaki insan sayısı. Peki 500 bin kişiye çıkarken elbette ki vaka oranlarında artış olacaktır. Ama bu artış oranı bununla birlikte hedeflenilen düzeyde mi? Yoksa çok mu fazla? Buralarına bakmak lazım. Tabii siz tedbirlerinizi alacaksınız. Tedbirlerinizi aldıktan sonra da durumu da gözlemleyeceksiniz. Devlet bunu yapıyor. Vatandaş da tabii ki devlet bunu yapınca, her şeyi serbestleştirince rehavete kapılmaz. Son derece normal. Şimdi siz örneğin 1 Temmuz itibariyle düğün salonları açılacak, düğünler başlayacak. Şimdi nerede nişan varmış? Nişan yapmayacak mı insanlar? Yapacak. Sen bunu serbestleştirirsen yapacak elbette ki. Atıyorum partiler kongrelerini yapıyorlar. Yapmayacak mı? Ya siz devlet olarak yasaklayacaksınız, yasaklamıyorsanız da kimse işte kongre yapıyor, nişan yapıyor vesaire demeyeceksiniz. Bunu serbest yapan sizsiniz çünkü. Ama işte ne bileyim şunlar yasaktır deyip de vatandaş yapıyorsa ya da 1 Haziran öncesine gidin, insanlar nişan yaptıysa, kongre yaptıysa gibi, yani toplu kalabalıkla olacak işleri yaptılarsa elbette ki vatandaş düştü burada. Ne zaman ki hükümet yetkilileri ve Cumhurbaşkanı şunlar serbestledi, vatandaş da bunu yapmaya başladı. Ha burada şu var, mesafe, evet mesafeye dikkat edilmesi gerekir ama buna alışmak da çok kolay değil ki. Mutlaka bunun bir zamanı olacaktır. Ama şöyle bir durum var, özür diliyorum. Yani hani sokakta yürürken vesaire bir vaka oluşmuş gibi bir durum, tablo söz konusu değil. Herkes yakınlar birbirine gittiği için sanki buralarda biraz daha mesafe yok oluyor. Bize bir şey olmaz, benim annem, benim kız kardeşim, benim abim diye insanlar yakınlık kurunca sanki bu durum daha çok ortaya çıkıyor. Biraz dikkat etmek lazım. Bankalar Caddesi'nde bugün ya da Millet Caddesi'nde. Şimdi Kayseri'ye geçelim. Kayseri'yi isterseniz. Kalabalık var elbette ki. Evet, Kayseri'yi konuşalım. Kayseri'yle ilgili karşımızda arkadaşımız, değerli yönetmenimize söyleyelim, değiştirsin. Çünkü Kayseri gündemine böylelikle de girmiş olalım konuyla ilgili. Kayseri'de de vaka sayıları artıyor. Dolayısıyla şimdi mesela şu da var Doğan Bey, bakın. Statlarda maçlar izlenmiyor.
Seyircinin girilmesi yasak ama toplu etkinlikler var. Elbette ki mesafeler uyulur ama statlarda da mesela bunlar uyulabilirdi. İki koltuk konulabilirdi vesaire. Ya da 30 bin kişi, 30 bin kişi varsa mesafeyle girerdi. Şimdi 1 metre ya da 1,5 metre mesafeler. Ama Almanya'da şöyle, aslında bugün bağlantı yapsak son haftalara doğru yapalım. Son iki maçı seyirciyle oynatmayı düşünüyorlar yani, Almanya'da. Yani bence bunlar çok rahatlıkla yapılabilecek şeyler. Tabii sırayla çıkartılır. Tabii ki ya, giriş kapısı mesafe bu taraftaysa çıkış kapısı öbür tarafta olabilir değil mi? Yani sırayla çıkartırsan. Doğan Bey zaten biri girerken birisi çıkmıyor neticeden statta. Hep beraber giriliyor. Hep beraber maçtan sonra da çıkacak. Hayır. Mesela orada mesela statta giriş kapıları var ya. Örneğin kuzey alt diyor. Buradan giriyorsanız A'dan giriş B'den çıkış olacak. Mesela oradan çıkışlar da olabilir. Gibi. Onlara bir formül bulunabilir ama ben mesela seyircisiz futbol maçtan oynanması çok demiş anlamsız. Yani zevk de vermiyor, tat da vermiyor. Tamam ligi tamamlayalım mı? Tamamlayalım. Yani tamamlamak için yapılmış bir alınmış bir karar gibi gözüküyor. Yani bunun 30 bin kişilik stat varsa tamam 10 bin tane seyirci alınabilir. Maçlarda gol attıktan sonra herkes birbirine sarıldı. Evet. Değil mi? Gol sevincini izlemez. Yani şimdi şöyle düşünün. Bazı futbol kulübü başkanları lig oynanmasın dediler. Siz şimdi lig oynanmasın diyorsunuz. Bunu ısrarla da söylüyorsunuz. Ama takımınızdaki futbolcu gol atınca birbirlerine sarıyor. Peki siz bunlardan önce... bir tanesi de Çaykur Rize'ydi değil mi? Yani... Son dakika golden sonra sevinci gördünüz. Tabii Doğan Bey yani ya bu nedir ya? Fenerbahçe o zaman de demek ki işte insanlar puan tablosundaki durumundan memnun olanlar tamamlansın, memnun olmayanlar şey yapsın. Herkes yerine konumuna göre karar alınmasını istiyor. Hani Futbol Federasyonu Başkanı söylemişti. İnsanlar kendi durumuna göre karar almamızı bekliyorlar ama öyle bir şey olmaz demişti. Futbol Federasyonu Başkanı doğru bir karar alındı. Şimdi futbol değil konumuz ama neticesinde bu iş böyle. Bir karar alınıyor. İşte alınan kararlara bakıyoruz. Futbol maçlar seyircisiz. Dışarıya bakıyoruz. Bir sürü etkinlik var. Bu etkinlik yapılıyorsa bu niye yapılmıyor? Çelişkiler çok fazla. Ama ben şunu bilirim. Vatandaş diyoruz İsmail abi. Vatandaş işte rehavete kapılıyor diyoruz da. Vatandaşı rehavete kapılmasını sağlayan da yöneticiler. Yapılmayacak kardeşim dersek yapılmıyor. Alacaksın kararı. Bir ay daha uzatsaydık bu süreci. Geri adım atıldı bu asker uğurlama vesaire ya konusunda. İşte, bence onlar çok yeterli mi? Yeterli değil. Örneğin mesela Doğan şimdi... Bey, çok erken davrandık. Bakın 1 Haziran bence erkendi. 1 Temmuz olabilirdi. Vatandaşlar resim atıyor mesela. Halk otobüslerine işte vatandaşlar duraktaki yoğunluğun resimlerini atıyorlar. Onu da söyleyeyim yani buradan madem o konuyu açtınız. Yani vatandaş normalleşti ama şeyler ulaşım AŞ ya da belediyenin ulaşımları normalleşmedi. Yani eski sistemde diyelim ki 1000 tane otobüs çalışıyorsa bugün 500 çalışıyor ama vatandaş yine aynı yoğunlukta dışarıda. Belediyenin de bir an önce katkı sağlaması lazım. Tabii seferlerini artırması lazım. Talasa Allah aşkına yani bu yöneticiler hiç mi görmüyor? Ben anlamıyorum ki. Tasarruf yapacağız diye bence ya olur mu yani vatandaşın sağlığından tasarruf mu olur? Bir tane Talas otobüsüne bir tane belediye yöneticisi binsin. Bir tane binsin ya. Sayın Valimize seslenelim. O da bağlanacak. Ya Talas'ın ya da diğer İldem'in otobüsleri tıklım tıklım geliyor. Yani normalleştiysek belediyenin de bir an önce normalleşmesi lazım. Neyi bekliyor yani insanlar? Yani yoğunluğa göre otobüs nasıl ayarlıyorsunuz? Talas'ta insanlar tıklım tıklım geliyor. İldem'de tıklım tıklım geliyor. Yani bu yani o yönde hatırlattığınız için de söyleyelim. Vatandaşlar çok söylüyor. Belediyenin eski seferlerine dönmesi lazım bu süreçte. Hatta artırması lazım ki insanlar rahat binsin. İnsanlar rahat binsin yani tıklım tıklım olmasın. Talas'a günde atıyorum 50 tane araç gidiyorsa bugün 70 tane gitmesi lazım ki insanlar tıklım tıklım gelmesin. Tabii ki otobüsler önemli ama genel anlamda baktığımızda işte vaka sayıları artıyor. Karantinalar işte binalarda çıkan binalardaki karantinalar artıyor. 14 gün mü oldu sonra yine 5 gün. Neredeki? Karantinalanması süreci ne kadar? 14 gün mü? 14 gün. Yani yine eski düzen mi? Kuluçlama dönemi 14 gün olarak mı geçiyor? 14 gün, 14. O da şimdi örneğin siz bir binaya girdiniz. O binadan bir ev sahibinize para ödeyeceksiniz. Pat diye aşağıdan karantinaya alındı bina. Nasıl olacak o zaman? Siz de orada kalacaksınız 14 gün boyunca. Havalanda yatanlar oldu yani ülkesine gidemeyip 3-4 ay boyunca havalanda 2-3 gün önce izledim, okudum da haberi.
ülkesi almıyor. Türkiye havalandan da dışarı çıkamıyor. 3-4 aydır havalanda yatıp şimdi, kalkanlar var. Şimdi peki şöyle de bir durum var. Örneğin Talas Belediye Başkanı ne demişti? Kimlerle el sıkışıyorsam, görüşüyorsam yazıyorum. Not alıyorum, yazıyorum demişti. Evet. İşte berberlerde bir liste oluşturulacağı söylenmişti. Yapıldı mı, yapılmadı mı ki bugün bir berberle konuştum. Test yapıldınız mı? Yok abi dedi, bize ne test yapalım? Kuaförlerde yapıldı, bayan kuaförler. Bayan kuaför, erkeklere başlamadı o zaman. Erkek duymadı. Tamam, o zaman demek ki milletvekillerine geçmediği gibi bayanlara geçme riski daha yüksek, erkeklere daha azdır belki de. Olabilir neticesinde, işte saç uzun olunca erken geçiyor. Şöyle bir bayan kuaföründe pozitif çıktı. İsmail abi neticesinde yani aynı çıkmasına şey. Gerek yok. Tedbir aynı. Amaçlı bir kuaförlerde bir test yapılsın. Evet. Şimdi çıktıktan sonra yapılıyor. Zaten olduktan sonra yapılmasının bir anlamı yok. Olduktan sonra herhalde yapılacaktır. İşte önemli olan yöneticilik ya da karar alma burada. Bir vakayı olmadan önce ortadan kaldırabiliyorsanız en güzel yöneticilik bence budur. Şu anda 150 bin rastgele test yapılıyor Türkiye'de. 150 bin. 150 bin. Evet. Yani rutin testlerin dışında, yani şikayetle gidenlerin dışında Türkiye'deki vakanın yani böyle toplum içerisinde vakanın gezme oranından tespit etmek amacıyla. Şunu diyecektim. İşte diyelim ki bir bina karantinaya alınıyor Kayseri'de. Evet. Peki bu binaya atıyorum son bir haftada, üç günde kim girdi, kimler girdi, bunun araştırması yapılıyor mu acaba? Yapılıyordur. Filyasyon çalışması onu kapsıyor. İşte yapılıyor mudur? Yapılıyordur filyasyon, yani. O da. Tabii tabii. Kesinlikle yapılıyor. Ama hiç bize yansıyan bir bilgi yok. Size var mı? İşte o binaya girdiği için. O karantina işte, altına alınan binaya denk gelmediğim için soran olmuyor. Yani hiç duymadık bakın. Ne sosyal medyada ne vesairede. O şimdi mesele nasıl olacak? Kime geldi? İşte, kim? Hangi komşu söyleyecek? Ya bize tabii, üç gün önce Ferhat geldiydi, İsmail Bey geldiydi diyorlar mı acaba? O da önemli. Gibi. Yani şu da var Doğan Bey. Yani kimse söylemez de. Örneğin binaların girişinde güvenlik kamerası var. Neredeyse her binada artık. Evet. İşte karantina alınan binaya bir güvenlik kamerasından taratılıyor mu? İşte kim girmiş? Bu kim? İsmail Şahin. Biraz örnek da şöyle gibi yapılıyor sanki, yani bu süreçte şikayet olmaksızın ortaya çıkartılma gibi bir durum söz konusu değil sanki. Yani şikayete bağlı bir şekilde bu süreç götürülmeye çalışılıyor gibime geliyor benim. Yani burada tabii ki Sağlık İl Müdürü Sayın Ali Ramazan hocamız da sosyal medyasından zaman zaman hassasiyet gösteren açıklamalar yapıyor. Lütfen hijyenlere ve kurallara uyalım. Ki gerçekten bu dönemde sağlıkçılarımız çok emek harcadılar. Allah onlardan razı olsun. Onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Bu anlamda Sağlık İl Müdürlüğü'nün de duyarlı olduğunu sosyal medyası hesabından yaptığı paylaşımlarla görüyoruz. Tabii ki burada en önemli hastalığın yayılımını önleyecek kişiler bizleriz. Yani bana bir şey olmaz mantığıyla etkinlikler, işte farklı işte mangal partileri, doğum günleri, nişandı, düğündü, ya kimsenin haberi olmadan işte köye gidelim, düğün yapalım, nişan yapalım, davranışlar içerisinde olan insanlar var mı ki olduğunu duyuyoruz. O zaman da yani bir önlem, herkesin başına da bir polis, herkesin başına bir zabıta da dikemeyiz yani. Evet, yani. Yani böyle de bir sıkıntı var. Şimdi insanların duyarlı olması gerekiyor. Tamam, biz buradan çağrı yapıyoruz. Lütfen marketlere girişlerde mesafeye şimdi dikkat edin. Doğan siz de, aslında Ferhat Bey de çok güzel söyledi. Bir takım etkinlikler yapılıyor, aktiviteler yapılıyor. Ya bunları şimdi biraz daha zamana mı bırakmak gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle. İsmail Bey çok önemli konuya değindi ki sosyal medyadan izleyicilerimiz devamlı resim atıyorlar. Çünkü toplu taşıma araçlarıyla ilgili çok ciddi yoğunluk var. Yani belediye burada büyükşehir, tamam maddi sıkıntılar içerisinde olabilir büyükşehir. Ama bu ortamda, bu düzende, bu sıkıntılı bir süreçte toplu taşıma araçlarının tamamını seferlere sürmediğiniz takdirde bir yerden tasarruf yaparken insanların canıyla uğraşıyorsunuz. İnsanlar canından olacak. Siz burada maddi anlamda tasarruf yapalım derken insanlar canından mı olsun? Bir mesela örnek vereyim, 7.40'da bir sefer var bir mahallede. Bir sonraki sefer 8.40'da bir sefer, bir sonraki sefer 9.40'da birer saat. Yani insanlar birer saat bekle yığılma oluyor ya, bunu eski sisteme ne döndür yani 20 dakikada. Yarım saatte bir olabilir mesela. Yarım saate düşür bu süreçte. Yani ilk etapta yarım saate düşürebilir, bir bakılır yeterli geliyorsa normalleşmeye tamam. Normalleşmeye döndük. Yoksa 20 dakika 15 dakika gibi deneme yanılma yoluyla. Normalleşmeye döndük, yine seferlerimiz birer saat aralıklı. Yani bu da doğru değil. Sefer sayılarının artırılması lazım bu süreçte. Ya benim oturduğum bölgede de işte ben oturduğum bölgede vatandaşlar beni çeviriyor. Diyor ki araç sayısı düştü. İsmail Bey'in söylediği gibi. Aynen. Niye düştü?
İşte koronadan dolayı düştü. Tamam, sabah nasıl aracın içi diyorum, otobüsün içi. Nefes alacak bir pozisyon yok. İstediğiniz kadar maske takın şimdi. Araba böyle, nefes alamıyorsunuz. İnsanlar omuz omuza. Nasıl olacak? Ne kadar korunabilirsiniz? Omuz omuza atlatıyoruz diyorlar yani. Doğru mu yani? Yani bu süreçte evet, araçların artırılması gerekirken tam tersi yapılıyor. Sefer sayıları azaltılıyor. Yani o bu, da yanlış. Yani, çünkü herkes dışarıda. 18 yaş altında dışarıda, 65'te dışarıda. Çalışanlar dışarıda. Dışarıda olmayan kişi yok. Bir tek halk otobüsleri dışarıda değil. Evet. Yani herkes dışarıda, bir halk otobüsleri aynen dışarıda değil. Bunu Büyükşehir Belediyesi yetkilileri lütfen buradan duyarlı olmaya çağıralım, davet edelim. Lütfen insan sağlığı daha önemli. Belki siz ekonomik anlamda tasarruf edelim diye düşünüyor olabilirsiniz. Öyle oluyorsunuz demiyorum ama böyle hesaplar yapıyorsanız insanların canı da daha önemli. Dolayısıyla bir can kaybının ne kadar önemli olduğunu, hassasiyetini taşıyacağınızı ümit ediyoruz. Seferleri lütfen artıralım. Eski düzene, eskiden nasıl yapılıyorsa yine aynı şekilde devam etmeli. Yoksa Talas'ta, İldem'de insanlar değişik fotoğraflar atıyorlar bölgelerden. Baktığınızda haklılar da yani. Toplu taşıma araçlarını kimse binmez. İsmail Bey'in söylediği gibi de bir belediye yetkilisi lütfen binsin araçlara sabah o insanlar işlerine giderken. Dolayısıyla bu sıkıntıyı daha fazla rahatlıkla görebilirler. Burada ya Doğan Bey, peki tamam, şimdi Büyükşehir Belediyesi elbette ki onu yapmalı da iş dönüyor dolaşıyor yine Büyükşehir Belediyesi'nden ziyade devletin almış olduğu karar. Bir ay daha fabrikalar açılmasaydı, 1 Haziran değil de 1 Temmuz olsaydı. Yani belediye onu 1 Ağustos diye konuşurduk. Hayır, İsmail yani abi, neticesinde evde durulsaydı. Ama ekonomi de önemli sevgili Ferhat'cığım. Tamam, yani dünya işmiş yani şimdi. Ya, siz Doğan Bey, ekonomi olmadan siz sağlıkla nasıl korunacaksınız? Ekonomi de önemli de bir aydan herhalde bir ayda, hani dünya ülkesiyiz de dünyanın 5. 6. ülkesiyiz vesaireyiz. Bir ay daha dayanırdık herhalde buna. Yani 3 aya dayanamıyorsak. Yani dünya, herkes aynı süreci. Tabii. Aynı ben bir ay daha İsmail abi ne diyorum, bakın belki ya, katılıyorum de katılıyorum. Bakın bir ay önce bu normalleşmeye başlayarak Allah korusun bu vaka sayıları artarsa bu sefer tekrar bir 3-5 ayı kaldıramayabiliriz. Ama 2 ayın sonunda ya bir ay daha uzatıyoruz denilebilirdi. İşte bir bugün ay sonra, bir ay fedakarlık yapmak daha sonraki 4-5 aylık. Niye 1 Ağustos değil diye konuşabilirdik belki. Belki de o zaman ya, daha farklı şeyleri de konuşabilirdik. Tabii belki de hiç kalmayacaktı. Belki hiç kalmayacaktı ama şimdi baktığınızda dünyanın her yerinde vakalarla ilgili. Şu da var, insanlara bakın Doğan Bey 2 ay. Çünkü herkes daha neredeyse virüsün başladığında herkes Haziran demeye başlamıştı. Bu iş Haziran'ı bulur. Evet. Sanki şey gibi programlanmış. Ama daha virüsün çıktığı gün programlanmış. O zaman tecrübe ise şimdi sonbaharda ikinci dalgayı bekliyoruz İsmail abi. Herkes hazır mı olsun yani ikinci dalga? Hayır, ikinci dalganın başladığına dair bir şey yok ama. Hayır, sonbaharda Çin'de, deniliyor ya. Ama diğeri net vardı. Çin'de başladı 3 aylık gibi bir zaman dilimi ya da. Ama şimdi tekrar başlıyor. Vaka az başlıyor ama öyle. Tamam da neticesi bir vakadan değil. Bugünlere gelmedik mi? Yani o da, vaka o da az var, diyoruz o bak da, şimdi. O da var ama. Ama biz bir vaka çıktı. Ya bir kişi de çıkmış, ne var ki bunda dedik. Tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ya şimdi bilim adamları şey konuşuyor. Yani Ocak'ta vesaire değil de daha geri zaman diliminde bunun sonbaharda başladığını ama fark edilmediğini vesaire söylüyorlar. Daha geride başlamış. Tabii daha geride. Daha da önce de mi başlamış? Biz atlattık Doğan Bey. Onlar bilim adamlarının söylediğine göre. Ferhat atlattı diye biliyorum. Çünkü o da çok o dönemde sıkıntı çekti. Sanki atlattık gibi, evet. Ama bunu genel anlamda baktığımızda Kayseri'de seyriyle ilgili, çünkü biz buradan vereceğimiz mesajlar çok önemli. Bakın özellikle izleyicimiz var ya, Konya'da yoğun bakımlar dolmuş diyor. Yani şimdi yani Doğan Bey, farklı görüntüler tabii geliyor. Vaka sayılarında artış var ama bu vaka sayısını ve virüsü yenecek insanlar da yine bizleriz. Ya bizler de Ferhat'ın söylediğine katılıyorum. Yani biz burada ne kadar söylesek söyleyelim, devlet bu işi bir şekilde serbest bıraktı ve vatandaşlar da süreç bitmiş gibi davranıyor. Hatta inanmayan çok fazla var. Tabii. Yani inanmıyorlar, anlatamıyorsunuz. Kendi yakınınız bile inandıramıyorsunuz. Bakıyorsunuz yani tamam biz söylüyoruz sosyal mesafe vesaire. İki gün önce işte bizim haberlerimizde de vardı. Yani devlet yetkililerimiz, bizi yönetenlerin ortaya koyduğu tablo, fotoğrafı vatandaş görüp ne diyeceğiz biz şimdi ki yani? Vatandaşa kuralı hatırlatıyoruz, yönetenler uymuyor. O yüzden bir şey de diyemiyorum ama
Şöyle diyelim, yine biz çağrımızı yenileyelim. Mümkün olduğunca herkes kurallara riayet etsin. Özellikle risk durumunda olanlar dışarı çıkmasınlar, toplumla iç içe olmasınlar. Kayseri'de vakalar artıyor. Biliyoruz, haberini alıyoruz. Resmi olarak burada rakam veremeyiz. Sayın Valimiz isterse verebilir ama Kayseri'de de vakalar artıyor. Hatta şu bilgiyi vereyim. Pandemi servisleri kapatılmıştı Kayseri'de, yani az kalmıştı. Bugün Kayseri Şehir Hastanesi'nde yeniden pandemi servisleri açıldı. Daha önce nöbete yazılmayan isimler nöbetlere çağrıldı. Pandemi servisinde görev almaya başladılar. Yani bunları vatandaşın bilmesi lazım. Hani sıradanlaşmadık artık. Yeniden pandemi servisleri açıldı. İnşallah bu doluluk oranlarına ulaşmaz da sağlık sistemimiz bu şekilde ihtiyaçlara cevap verir. Allah korusun. Yani bugün atıyorum 30 tane vaka değil de Kayseri'de bir günde 1000 tane vaka olursa ne hastaneniz yeter ne sağlık çalışanınız yeter. O yüzden herkesin kurallara riayet etmesi lazım. Evet, burada İl Sağlık Müdürlüğü ile ilgili aldıkları önlemler, verdikleri mücadeleyle ilgili birkaç cümle de söyleyecek olur isek. Çok ciddi bir mücadele veriyorlar İl Sağlık Müdürlüğü ve ekibi Sayın Ali Ramazan Bendi. Evet, biz geçmişte her programda söylüyoruz. Sevgili İl Sağlık Müdürlüğü ile eksik gördüğümüz noktalarını burada nasıl yorumluyor isek, bugün de başarılı çalışmalarından dolayı onları tebrik ediyoruz. İnşallah böyle devam etmelerini, aynı gayret, aynı şevkle, aynı heyecanla bu mücadeleyi hep birlikte yeneceğimizi ümit ediyoruz ki biz kurallara uymak zorundayız. Aksi takdirde, kurallara uymadığımız takdirde çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Burada Sayın Valimiz belki biraz sonra bağlantıda ifade edecektir, söyleyecektir Kayseri ile ilgili son durumu, son vakaların seyriyle ilgili. Tabii ki son günlerde artış oldu. Havaların ısınması buna bir bahane olmamalı. Evet, havalar ısındı. Havalar ısındı. İşte virüs fazla bu sıcak havalarda yaşamıyor mantığıyla bakmayalım. Biz her ne ortam olursa olsun maskemizi takalım, mesafemize dikkat edelim, el hijyeni konusunda hijyene önem verelim. Bir de diğer konularda lütfen çok acil olmadığı konularda dışarıya çıkmayalım. Örneğin çok acil olmayan olmadığı durumlarda bir hastaneye gidip de muayene olma düşüncesi içerisinde olmayalım. Veyahut da alışveriş merkezlerinde ihtiyacımız yoksa, acil değilse onları biraz erteleyelim. Aksi takdirde çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun için de yani şöyle Doğan Bey, yani insanlar tamam zorunlu olarak gidiyor ama onun dışında temas kurmalar arttı. Yani diyelim ki biz de işimize gelirken otobüse bindik, aracımıza bindik. Sayın Valimiz hazırmış. İsterseniz fazla bekletmeyeyim Sayın Valimize. En yetkili isim Kayseri Valimiz, hatta hazır olduğunu belirtiyorlar arkadaşlarımız. Tabii korona ile ilgili mücadele konusunda Sayın Valimizin vereceği mesaj çok önemli. Sayın Valim, iyi akşamlar. İyi akşamlar Doğan Bey. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Sevgili Ferhat Yağmur, İsmail Şahin ve ben bugün koronayla ilgili değerlendirme yapıyoruz. Kayseri'de koronanın artışta olduğunu ifade ettik ama doğru mu söylüyoruz? Tabii Kayseri'nin en yetkili ismi olarak siz bu konuda değerli vatandaşlarınıza neler söylemek istersiniz? Evet, İsmail Bey ve Ferhat Bey'e de iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, iyi akşamlar Sayın Valim. Bizleri izleyen bütün vatandaşlarımıza da hayırlı akşamlar, sağlık, huzur diliyorum. Evet, tabii yayınınızı izleme imkanı olmadı. Az önce bir programdan geldim. Kayseri'mizde tabii ki koronayla mücadele bütün yoğunluğuyla devam ediyor. Özellikle sağlık çalışanlarımız ilk günden bu yana büyük bir fedakarlıkla, özveriyle, hep diyoruz ya, cephenin ön taraflarında savaşıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Emniyet güçlerimiz, jandarmamız, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan öğretmenlerimiz, imamlarımız, vefa destek grubunda çalışan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, büyük bir mücadele veriyoruz. Tabii ki bu mücadele takım oyunu gerektiriyor. Siz vatandaş olarak %90-95 kurallara uyarsanız, geri kalanlar kurallara uymadığı zaman bu mücadelede başarıyı yakalamanız, sonuç elde etmeniz gecikecek. Biz de böyle bir süreç yaşıyoruz. Biz
tabii ki 1 Haziran'dan önce Kayseri olarak çok güzel bir sınav verdik. Bunu hep beraber yaptık. Arkadaşlarımız hep ifade ettiler, sağlık çalışanlarımız. Lütfen siz evde kalın, biz buradayız diye. Gerçekten hastanelerde arkadaşlarımız o kadar büyük mücadele verdiler ki biz bazı hastanelerimizde hasta sayımızı bir elin parmak sayısından daha az bir noktaya getirmiştik. Fakat 1 Haziran'dan sonra maalesef az önce İsmail Bey de konuşuyordu. Sözlerinin sonunu yakalayabildim. Bakın biz bu teması kesmediğimiz müddetçe hangi teması? Bakın zorunlu olduğu zaman mutlaka dışarı çıkacağız. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Evet. İhtiyacımız varsa çıkacağız. Bakın biz kamusal alanda, toplumsal alanda çok yoğun bir tedbir aldık. Ve bu tedbirlerimizin sonucunda da bakın size bir rakam vereyim. Meydana gelen vakaların en fazla %10'u bu alanlarda oluşuyor. Vakalarımızın %90'ı maalesef daha önce de ifade etmiştim. Doğum günü gibi nişan, taziye, akrabalar arasındaki işte iftar yemeği veya işte Ramazan bittikten sonra bayram ziyareti. Bakın bu tür aile içi hareketlilik maalesef vaka sayımızı artırdı. Biz bunları söylerken vatandaşlarımızın tedirgin olması için söylemiyoruz. Veya durumumuz iyi dediğimiz zaman da vatandaşımızın rahata kavuşması için söylemiyoruz. Netice alıncaya kadar tedbiri elden bırakmayacağız. Bu işin püf noktası bu değerli arkadaşlar. Herkes üzerine düşeni yapmalı. Şimdi toplu taşıma araçlarına bindiğiniz zaman kurallara uyuyorsa oradaki mevcudun %80'i %20'si uymuyorsa elbette ki orada sıkıntı çıkacak. Ne diyoruz? Bakın maske takacağız. Biz Hıfz-ı Sıha Kurulu kararıyla maskeyi takmayı zorunlu hale getirdik. Fakat buna uymayan vatandaşlarımız olduğu zaman da arkadaşlarımız gereken kanun işlemleri yapıyor. Biz hiç kimseye, bakın arkadaşlar, ceza yazma taraftarı değiliz. Ve son iki denetimimizde şunu söyleyeyim. 3000'e yakın işletmeyi denetledik. Bakın işletmeyi diyorum. Nereler buralar? Bakın berber, lokanta, otel, taksi durağı, halk otobüsü, oteller. Yani kamunun olduğu her yerde çok ciddi denetimler yapıyoruz. Ve bu iki denetimde kurallara uymayan 150'ye yakın iş yerine cezai işlem uyguladık. Ama bu ceza yazmakla olacak iş değil arkadaşlar. Evet. Buradan özellikle vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Bakın 1 Haziran öncesinde elde ettiğimiz kazanımları kaybetmek istemiyor ise lütfen 1 Haziran'dan sonra her şey bitti, artık normal hayatımızı yaşıyoruz anlayışında olmamamız gerekiyor. Bu son derece yanlış ve tehlikeli bir durum. Bakın son 10 gündür evet ülkemizin her ilinde olduğu gibi vakalarımızda artış var. Bunu yine altını çizerek söylüyorum. Bakın bunu tedirginlik olsun diye söylemiyorum. Lütfen tedbirli olalım. Bakın tedbirlere uyan, kurallara uyan vatandaşlarımıza da haksızlık edip kul hakkına giriyoruz. Marketleri denetliyoruz. Pazar yerlerini denetliyoruz. Ama bir köy yerinde yapılan nişan törenini denetleyemiyoruz. Aile içindeki gidiş gelişleri, çocuğun babasını ziyaretini veya babanın çocuklarını ziyaretini engelleyemiyoruz. Bu kurallarla, yasaklarla, cezalarla olacak bir şey değil. Bu insanların birbirine olan saygısı nedeniyle kurallara uymak zorunda olduğu bir durum. Bizler kul hakkına riayet edeceğiz. Bugün İsmail Bey kurallara uyuyorsa, Ferhat Bey kurallara uyuyorsa, Doğan Bey ile Şehmus Bey kurallara uymuyorsa bunda bir yanlışlık var. O zaman biz Ferhat Bey ile İsmail Bey'in yaptığı fedakarlığın karşısında onlara haksızlık etmiş olmayacak mıyız? Evet. Bakın bu işin püf noktası bu. Yoksa hastaneye geldiği zaman biz vatandaşlarımızı orada
en iyi koşullarda tedavi ediyoruz. Çok şükür. Bakın bunu gene rahatlık olsun diye söylemiyorum. Şu anda hastanelerde entübe hastamız yok. Ama vaka sayımızda bir artış var. Bu gerçeği sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapacağımız şey çok basit. Lütfen aile içi hareketliği, köydeki hareketliği, mahallemizdeki hareketliği kısıtlamamız lazım. Biz de bakın eğer güzel günlere bir an önce kavuşmak istiyorsak şimdiden oturup bunu tedbirini almamız lazım. Kurallara uyacağız ve uzmanların ortaya koyduğu önerileri titizlikle yerine getireceğiz. Maske takalım diyoruz. Birinci şartımız maske. Sayın Cumhurbaşkanımız her konuşmasında ifade ediyor bunu. Maske, mesafe ve temizlik. Bakın maske ve mesafe bugün uzmanların ifadesiyle %95 bu işten bizi koruyor. %95. Bugün maske tedariki konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Maskem yok diyen kim var ise bize ulaşırsa kendisine maske ulaştırırız. Ama bakıyorum yolda da karşılaştığımız zaman maskeniz nerede diye sorduklarında cebinde maskeyi çıkartıyor. Veya boynunda maskesini taşıyor. Çenesinde taşıyor. Bunlar son derece yanlış Sayın şeyler. Sayın Valim aksesuar gibi oldu maske maalesef. Evet yani işte bakın bu yanlışlar bizi bu noktaya getirdi arkadaşlar. Bakın herkes ne güzel konuşuyor. Tedbirlere uyalım. Yani tedbirlere uymak için de iradenin olması lazım. Sağduyunun olması lazım. Fedakarlığın olması lazım. Komşularımız, arkadaşlarımız, toplumun önemli kesimi buna uyuyor. Bundan yana hiçbir sıkıntımız yok. Ama bakın az önce bir örnek verdim. Bir ilçemizin bir köyünde nişan töreni yapılıyor. Efendim biz işte aile içinde yaptık. 5-6 ayda bir araya geldik nişan yaptık. 17 tane vatandaşımız pozitif oldu. Şimdi o 17 vatandaşı biz alıp hastanede tedavi etmeye hemen başlıyoruz. Bakın biz Kayseri olarak diğer vilayetlerden farkımız şu arkadaşlar. Bazı vilayetlerde pozitif bir vakayı eve gönderiyorlar, izole ediyorlar. Bugün hepiniz biliyorsunuz. İsmail Bey de biliyor, Ferhat Bey de biliyor, siz de biliyorsunuz Doğan Bey. Evet. Şimdi eve gönderdiğiniz pozitif bir vakayı amcası, dayısı, teyzesi, yakın akrabası bir geçmiş olsuna gidiyor mu, gitmiyor mu? Gidiyor. Gidiyor efendim. Yani bu toplumun gerçeklerini hepimiz biliyoruz. Ama biz buna fırsat vermeme adına çok şükür Sayın Cumhurbaşkanımızın şehir hastaneleri projesiyle ilimizin sağlık potansiyeli çok çok iyi. Yatak kapasitemiz yeterli. Biz bütün pozitif vakalarımızı hastanede tedavi altına alıyoruz. Eve göndermiyoruz. Çünkü onun için zaten bizim rakamlarımız Türkiye ortalamasının altında. Sayın Valim. Evet. Sayın Valim bu süreçte pandemi servislerinin de yeni kurulduğunu biliyoruz. Yani kapatılan bazı servisler yeniden açıldı. Pandemiye dönüştürüldü. Bu kurulan servis ya da şehir hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde kapasite olarak yüzde kaçlardayız? Geçmiş oranla daha mı artış var yoksa yani böyle korkulacak seviyede değil mi? Bakın size şunu söyleyeyim. Bizim yoğun bakım kapasitemizin biz %5'indeyiz ya. %5'indeyiz. Çok güzel. Yani biz şimdi bunları söylerken rehavet ve işte rahatlık oluyor. Hı hı. Öbür türlü işte durumumuz çok iyi değil dediğimiz zaman da tedirginlik oluyor. İşte bu olmasın. Tedbir aldıktan sonra arkadaşlar hiçbir şekilde vatandaşımızın tedirgin olmasına gerek yok. Çok basit. Maskemizi takacağız. Mesafemizi koruyacağız. Temizliğimize dikkat edeceğiz. 3 tane basit şey istiyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmazsak çok çok daha rahat olur. Kalabalık oluşturmayalım. Elbette ki ihtiyacımız olunca çıkacağız. Zaten biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde dahi vatandaşlarımızın ekmeğini alması için, markete gitmesi için biz bunların hepsini serbest bıraktık. Ama ihtiyaç olduğu zaman bu tedbirlerin geri geleceğini de bilmemiz lazım.
Onun için bakın, yol yakınken, imkan varken, fırsat varken lütfen oturup şu maske, mesafe ve temizlik kurallarını titizlikle uygulayalım. Biz az önce ifade ettiğim gibi Kayseri olarak çok şanslıyız arkadaşlar. Bakın az önce ifade ettim, entübe hastamız yok. Çok şükür. Yoğun bakım ünitelerimizin var ya, %5'ini bile kullanmıyoruz. Şimdi rakamlar aklıma geldi. %5'ine yakın, yani %5 değil. O kadar net söylüyorum. Çok iyi bir kadromuz var. Çok iyi bir fiziki altyapımız var. Ama bunlar iyi diye de maskesiz dışarı çıkmayacağız. Sosyal mesafeyi ihlal etmeyeceğiz. İhtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayacağız. Nişan töreni yapmayacağız. Doğum günü kutlaması yapmayacağız. Bunlar son derece yanlış şeyler. Sayın Valim, vatandaşlar tabii sizi ekranda görünce sosyal medyadan bize ulaşıyorlar. Biraz önce aslında biz de konuştuk ama toplu taşıma araçlarından biraz sıkıntılılar. Özellikle sabah ve akşam çok ciddi anlamda otobüslerde yoğunluk olduğu yönde dert yanan, fotoğraf atan izleyicilerimiz var. Bu konuda sizden Büyükşehir Belediyesi ile temasa geçip otobüs sayılarını artırmanızı istiyorlar. Vatandaşımızın bu haklı talebini not aldım. Not aldım ve bu konuda da bakın, belediyemizin bizden bir talebi oldu valilik olarak. Dedi ki, biz dedi bu sabahki akışı rahatlatmak için mesai saatlerimizin 8.30 olmasını istiyoruz. Biz de hemen Büyükşehir Belediye'mizin bu talebine olumlu cevap vererek mesaiyi saat 8.30'da başlattık. Bunun gibi bizim üzerimize düşen bir görev varsa biz bunu yapmaya hazırız. Büyükşehir Belediye'mizle görüşeceğim, yetkililerle görüşeceğim. Sabahleyin yoğun olan saatlerde ilave tedbirler alınması için gereken girişimleri yapacağım ben de. Evet. Efendim, ilçelerdeki durum nedir? İlçelerde durum nedir? Şimdi birçok ilçemiz bu konuda son derece başarılı sınav verdi. Ama az önce ifade ettiğim gibi maalesef bazı ilçelerimizde işte bir nişan töreni en son. Yani 16-17 tane pozitif vakamız var orada. Üzülerek ifade ediyorum bunu. Yani çok basit olaylar nedeniyle, tedbirsizlikler nedeniyle biz ilçelerimizde, köylerimizde bu vakalarla karşılaşıyoruz. Aslında ilçelerimizin ortamı, köylerimizin ortamı tedbir alınması noktasında daha avantajlı konumda. Çünkü orada kalabalıklara karışma imkanınız, şansınız, ortamınız çok daha düşük. Bu avantajımızı kullanırsak ilçelerimizde ve köylerimizde vakayla karşılaşmayacağız. Birçok ilçemizde vaka olmadı. Birçok köyümüzde vaka olmadı çok şükür. İnşallah bundan sonra da olmaz. Ama birkaç tane ilçemizde maalesef karantina uygulamak zorunda kaldık evlerimize. Bunun da olmaması için buradan vatandaşlarımıza, sizin vasıtanızla sesleniyorum. Lütfen kalabalık oluşturmayın. Bu tür organizasyonları, aile ziyaretlerinde bir müddet ötelersek inşallah biz yakın zamanda sonuç alırız. Sayın Valim, biz Kayseri olarak hep birlikte çok başarılı sınavlar verdik. Evet. Rakamları günde 1-2'ye düşürdüğümüz zaman da gene Kayseri'deki vatandaşlarımızın gayretiyle oldu. Bakın biz Kayseri olarak bazı günler 1 vaka gördük. Evet. Bazı günler 2 vaka gördük arkadaşlar. Evet. Bu noktaları bile gördük. Bu noktaları gördük. Yine göreceğiz bakın, inşallah hep birlikte. İnşallah bakın yoğun bakımı sıfırlamıştık. Yoğun bakım ve entübe hastamız hiç yoktu bazı günlerde, bazı haftalarda. Ama şu anda yoğun bakımımızda çok cüzi miktarda, yani az önce ifade ettiğim gibi toplam kapasitemizin %5'ine yakın hastamız var. Çok şükür bunların durumu da çok kritik değil. İnşallah Cenab-ı Allah bütün hastalarımıza acil şifalar verir. Amin. Vefat edenlere de Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ama hep diyorum, beraber başaracağız. Sayın Valim, eğer beraber aynı içerisinde çalışmazsak bizim sonuç almamız hem uzayacak hem de maliyeti artacak. Yani buradan sağlık çalışanlarımıza bakın, hep konuşmamda söylüyorum. Gelin onlara haksızlık yapmayalım. Günlerdir çocuğunu, annesini, babasını görmeyen sağlık çalışanlarımız var. Bakın geçen gün sosyal medyadan bir doktorumuzun annesi bana ulaştı. Sayın Valim, 3 aydır yavrumu göremiyorum diyor. Gelin bu annemizin sesine kulak verelim.
Gelin bu sağlık çalışanlarımızın bir an önce aileleriyle bir araya gelmesi için hep beraber onlara destek verelim, katkı verelim. Anladım. Sayın Valim, tabii ki vatandaşlar yine soru gönderiyorlar devamlı. Bu Mimar Sinan Parkı ve Emek İnönü Parkı'nda biraz denetimlerin artmasını, insanların maske takmadan ciddi bir yoğunluklar oluştuğu yönünde dert yanan izleyiciler var. Tabii sizi de ekranda görünce ister istemez insanların da böyle talepleri var. Not aldık Doğan Bey. Parklarımızdaki denetimleri artıralım ama az önce de ifade ettiğim gibi bakın. Son iki denetimimizde 3000'e yakın işletmeyi denetledik. Evet. 3000. Son yani bunlar çok küçük rakamlar değil. Bakın arkadaşlarımız gece saat 9-10'a kadar berberleri denetliyor, marketleri denetliyor, otelleri denetliyor, restoranları denetliyor, parkları denetliyor. Yani bu denetleyen arkadaşlarımızın da hakkını, hukukunu koruyalım lütfen. Onlara fazla iş çıkartmayalım. Yani evet. Denetim yapmak böyle kolay bir iş değil arkadaşlar. Sabahtan çıkıyorlar. Akşam saatlerini de geçiyor. Mesai saatini geçiyor. Yemek saatini geçiyor. Bu arkadaşlarımız sahalarda. Efendim yeterli denetim yapılmıyor diyor bazı arkadaşlarımız sosyal medyada. Hayır. Yani burada çok net söyleyeyim. Denetim sayımız birçok vilayetin denetim sayısından daha fazla. Biz hepsini görüyoruz. Evet. Denetim sayısının çok olması, az olması elbette ki bu olayda önemli bir nokta ama en önemlisi bizim tedbirlere uymamız arkadaşlar. Sabahtan akşama kadar biz denetleme yapalım, denetim yapalım, kontrol yapalım ama siz kalkıp akşam hadi komşuya bir çay içmeye gidelim derseniz efendime söyleyeyim oturup hadi biz şu parkta oturup iki laf edelim derseniz o zaman riskli ortamlar oluşur. Riskli ortamlar da bu tabloyu tersine çevirir. Bizim amacımız riskli ortamları minimize etmek. Hastane yolunda işte bu sayıları azaltmak için bizim tedbirlerimizi kendimize ders edip kendimize bir rehber edip ona göre davranmak. Bizim dersimiz ne? Tedbirlere uyacağız. Bu dersimize iyi çalışırsak sonuç alırız. Evet. Ama ya işte bir şey olmuyor. Ya işte Vali Bey çıktı dedik ya bizim işte yoğun bakımda yatan hasta sayımız kapasitemizin %5'i. Oturup bundan bir rehavet ortamı oluşturursak işte sonuçları bizim istemediğimiz noktada gerçekleşir. Bu da hepimizi üzer arkadaşlar. Hepimizi üzer. Sayın Valim, bu arada tabii ki koronavirüsle alakalı tedbirleriniz için teşekkür ederiz. Valiler kararnamesi de açıklandı. Kayseri'de kaldınız, yerinizi korudunuz. Biz memnun kaldık. Neler söylemek istersiniz bu konuda da? Bir de tabii ki Kayseri'den Elazığ'a vali gönderiyoruz. Evet, az önce arkadaşımızın, yeni valimizin yemeğindeydik. Tabii ki bu yemekleri de görüntülerde göreceksiniz. Sosyal evet. Mesafeyi koruyarak ve az sayıda grup grup yapıyoruz. Neticede bizim örnek olmamız lazım. Başarılar diliyoruz arkadaşımıza. İnşallah Elazığ'da da güzel hizmetlere imza atar. Kayseri'de büyüklerimiz burada hizmet etmemizi uygun gördüler. Biz de Kayseri halkının bize olan teveccühü, bize olan itimadını boşa çıkartmama adına, onlara layık olma adına hep beraber, hep ifade ediyorum. Bizler eğer birlikte oturup Kayseri'mizin sorunlarını çözmeye çalışırsak, birbirimize destek verirsek birçok sorunu çözeriz. Kayseri'mizin çözülmeyecek hiçbir problemi yok. Ama dediğim gibi bizim oturup bu uyum kültürünü devam ettirerek, evet. Birbirimize destek ve katkı vererek bu sorunu çözmemiz lazım. İşte geçen gün gördünüz. 11 tane okulun protokolünü yaptık. Bu Türkiye'de hiçbir vilayette olmayan bir olay. Hatırlarsanız pazartesi günü bir tören vardı. Törende ifade etmiştim. 7-8 tane okulun protokolünü yapacağız. Aradan 4 gün geçtikten sonra sayı 11'e çıktı. Evet. Bu Kayseri olarak bu işlere ne kadar istekli, arzulu olduğumuzu gösteriyor. İnşallah sizlerle beraber, vatandaşlarımızla beraber, siyasetçilerimizle beraber, milletvekillerimizle, bakanlarımızla, belediye başkanlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle hep beraber inşallah
Allah izin verdiği müddetçe de hizmetleri hep beraber gerçekleştirmeye çalışacağız. Sayın Valimiz, son olarak korona ile mücadele konusunda değerli Kayserililere, hemşerilerimize, vatandaşlarınıza neler söylemek istersiniz? Vaka sayısı arttığı takdirde tedbirleri daha da artırır mısınız? Yani sokağa çıkma olur mu? Bununla ilgili yetkiler sizde. Şimdi bakın, biz şu noktadan geri dönüşün olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu geri dönüşü daha önce yaptık. Kayseri olarak yaptık. Biz gene bunu yapacak potansiyele ve kararlılığa sahibiz. Yeter ki irademizi ortaya koyalım. Yeter ki daha önce olduğu gibi tedbirlere harfiyen uyalım. Elbette ki ihtiyaç hasıl olduğu zaman, gerektiği zaman ilave tedbirler alacağız. Bazı kısıtlamalara gideceğiz. Ama bu bizim arzuladığımız bir durum değil. Bir ihtiyaç, bir zorunluluk ortaya çıktığı zaman elbette ki bu kısıtlamalar tekrar gelecek. Ama şu anda yine altını çizerek söylüyorum. Her şey bizim elimizde. Eğer biz tedbirleri bir daha böyle değerlendirirsek, alınan tedbirler nedir? Biz bunları uyguladığımız zaman ne oluyor diye kendi kendimize bir düşündüğümüz zaman ve bu tedbirlere uyma kararlılığımızı yeniden hayata geçirirsek, inşallah çok yakın zamanda gene o birli ikili rakamlara geliriz. Yine bakın, az önce İsmail Bey'di herhalde, Ferhat Bey miydi, İsmail Bey miydi? Bazı pandemi polikliniklerinin açıldığını söylemişti. Ben söyledim Sayın Valim, İsmail Şahin. İsmail Bey, kapatmıştık. Bayağı da rahatlamıştı. Sağlık çalışanlarımız çok memnun olmuştu. Yükleri hafiflemişti. Gelin bu ortamı hep beraber bir daha oluşturalım. Çok zor değil. İstersek başarırız. Bakın, bununla ilgili bir kamu spotu oluşturduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Rektörümüz, Kayseri Spor Kulüp Başkanımız, Sağlık Müdürümüz ve benim rol aldığı diyelim artık, çektiğimiz bir kamu spotu var. İnşallah yarından sonra sizlere de, değerli basın mensuplarımıza da göndereceğiz. İnşallah etkili olur. Oradaki söylediklerimize, ortaya konulan ifadelere eğer biz uyarsak, inşallah o söylediğim rakamları çok yakın zamanda yine görürüz hep beraber. Sayın Valim, çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyoruz efendim çalışmalarınızda. Ben teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar Sayın Valim. Evet, Sayın Valimiz çok önemli bilgileri paylaştı. Sayın Valimizin de altını özellikle çizdiği konulardan bir tanesi, 3 temel kurala lütfen uyalım. Bu koronayla ilgili mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Aksi takdirde herkesin başına bir polis, bir zabıta dikme şansı yok kimsenin. Dolayısıyla bizim birbirimizi uyararak, bizim birbirimizi kontrol ederek alacağımız önlemler sonucunda koronayla mücadelede başarılı oluruz. Güzel günler, güzel yarınlar yaşamak istiyorsak lütfen 3 temel kurala uyalım. Maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat edelim. Aksi takdirde daha tehlikeli, daha sıkıntılı süreç içerisine gireriz. Sağlıkçılarımıza da yardımcı olalım diyelim. Tabii hemen siyasetle devam edelim. Yalnız Doğan Bey, bakın siyasete geçelim de istersen. Burada bir maddemiz, konu madde başlıklarımızda Kayseri'den Elazığ'a bağlı olarak kim atandı denilmişti. Sadece evet, Sayın evet. Valimiz'e söz. Valimiz konuştuğu için. Konuştuğu için bir iki cümle konuşurken ben de buradan hemen sosyal medyaya işte bir yemek verdi demişti. Yemeğe kimler katıldı diye baktım özellikle. Katılanlar kim? AK Parti İl Başkanı, AK Parti Melik Gazi İlçe Başkanı, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti Melik Gazi Belediye Başkanı, AK Parti Kocasinan Belediye Başkanı, AK Parti Hacılar Belediye Başkanı. CHP'li belediye başkanı var mı? Belediye başkanı yok da il başkanı var. Milletvekili var. Milletvekili burada değilse de il başkanı davet edilmeliydi. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi, CHP'li ve İYİ Partili il başkanlarını göremedim. Acaba ilçe başkanlarını göremedim. Onlar Melik Gazi'de oturmadıkları için mi çağırmadılar? Yani o zaman baktığımız zaman orada oturanların hepsi Melik Gazi'de mi ikamette bulunuyorlar? Bilmiyorum da. Yani şunu diyeceğim Doğan Bey. Doğru söylüyorsun. Bu doğru değil. İşte bu doğru değil. Yani belediye başkanlarını davet ederseniz, yani orada il başkanı ve ilçe başkanı olması, biz derdik ki ama kardeşim AK Partili belediye başkanlarını çağırmış diyebilirdik. Ama AK Parti İl Başkanı ve Melik Gazi, AK Parti Melik Gazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke'nin orada bulunması, burada o zaman
İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin suçu günahı ne? Ya da onlar bu ülkede siyaset yapmıyorlar mı? Onlar bu Kayseri, bu ülkenin vatandaşı değiller mi diye insana da sorarlar. Aslında sorunlar bir, bir de vali oldunuz şimdi. O zaman gittiğiniz yerde de... Ama ev sahibi kim? Orası için ayrı bir boyutu. Yani AK Parti ise ev sahibi, bakın, doğru. Ev sahibi büyükşehir diye biliyorum ben çünkü. Sayın Mendup Büyükkılıç verdi yemeği. Ama ev sahipliğini üstlenenler de büyükşehir. Sayın valimiz işte kaymakam beyin yemeği dediği için diyorum ben bunu. Yani yemeği veren aslında o biz zaman, geçtiğimiz haftalarda da konuştuk. Mendup Bey verdiyse o zaman Mendup Bey'e de şu soruyu soralım. Kocasının ilçe başkanı niye davet etmedi acaba AK Parti? Kocasının ilçe başkanı mı yoktu? AK Parti'de sadece Melik Gazi ilçe başkanı vardı. Belki de bir mazeret bildirmiştir, onu bilemiyorum ama diğer siyasi partileri katılıyorum. Ama biz geçmişte de örneğin MHP'yi birçok şeye davet etmediklerinde Cumhur İttifakı'nın ortağı, biz burada konuştuktan sonra bir gün sonra çay içmeye bekliyorum deyince, yani Doğan Bey biz üzerimize düşen... Ceketini giymeden gitmesinler lütfen. Tamam, biz üzerimize düşeni yapıyoruz, onlar da karşılığında onu yapıyorlar. Şimdi, herkes kendi mu? Yaptığından sorumlu ama. Ama tamam da şimdi MHP Cumhur İttifakı'nın ortağı Sayın Serkan Tokuç davet etmiyorlarsa ki yarın işte park açılışı var, Serkan Bey sizi bekliyoruz dedin de Serkan Bey de ya dün orada yemekte davet etmiyorsunuz, bugün parka davet ediyorsunuz. Bir varız bir yokuz, bu iletişimsizliği çözmemiz gerektiği bir masaya yatırmaları gerekir. Yani konuşmalar lazım. Hadi CHP ile İYİ Parti'yi çağırmıyorsunuz. Niye? Yani davet etmiyorsunuz. O düşünceden doğru. Ama doğru söylüyorsunuz. Biz burada konuşuyoruz. Bir gün sonra bakıyoruz. Bizden daha iyi oluyorlar. Onun için biz mesajımızı verelim. İnşallah uyulması gereken kurallara uyarlar. Tabii Erkay Bey'e de başarılar diliyorum. Şöyle bir şey de var yani. CHP ve İYİ Parti il başkanlarının bundan rahatsız olduğu bir durum da yok. O da söyleyelim de biz en azından olması gerektiğini ya da İYİ Parti ve CHP il başkanları da çıkıp ya kardeşim ondan ne derse biz razıyız, kabul ediyoruz. Biz daha konuşmayın deseler de biz de rahat etsin. Aynen öyle. Biz de Erkay Bey'e başarılar dilerim. Elazığ valisi olarak atandı. Melik Gazi'de uzun yıllardır Melik Gazi ilçemizde kaymakamlık görevi yapmıştı. Bundan sonraki süreç içerisinde Elazığ valisi olarak atandı. Kendisine başarılar dilerim. Tabii AK Parti'yi konuşuyoruz. AK Parti hafta sonu gerçekten çok yoğun bir mesai harcadı. Uzun bir aradan sonra baktığımızda hep bu ekranlardan konuşuyor idik. AK Parti'nin milletvekillerini çok sahada göremediğimizi ifade etmiştik. Tabii Şaban Bey kendi gayretleriyle, AK Parti İl Başkanı Şaban Bey kendi gayretleriyle ciddi çalışmalar sürdürüyor, emek veriyordu. Buradan bu ekrandan bunları dile getiriyor idik. Ama hafta sonu gördük ki Sayın Mehmet Özeseki, Sayın Mustafa Eltaş ve milletvekillerinin ilçelerdeki önemli ziyaretlerde bulundular. Evet, bizi seçtiniz, Ankara'ya gönderdiniz, bizden hizmet bekliyorsunuz. Biz de sizlerin dertlerini dinlemeye geldik der gibi adeta ilçelerde turladılar, vatandaşları dinlediler. Beklentilerle konusunda vatandaşlardan dert dinlemiş oldular. Bunu nasıl görmek lazım? Ortada bir seçim mi var? Yoksa birdenbire ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanı talimat vermesiyle birlikte mi sahaya çıktılar? Bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Yani bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Tabii Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk gelmiş olmasaydı herhalde milletvekilleri yine Kayseri'de olmayacaktı. Ben o açıdan bakıyorum. Yani Sayın Bakan'ın Kayseri temasları neticesinde bütün milletvekilleri burada yer almak zorunda kaldı. Onun dışında yani bir parti aman seçmenin nabzını tutalım, belki il başkanına bunu düşünüyor ama milletvekilleri nezdinde böyle bir kanun olduğu kanısında değilim. Sayın Bakan gelmemiş olsaydı bu Kayseri'ye AK Parti milletvekillerini sahada görmek biraz zordu. Ya geliyorlar gizli temaslarda bulunup gidiyorlar, bizim haberimiz olmuyor. Ya da hiç gelmiyorlar ama geldikten de mutlaka bir şekilde haberimiz oluyor. Bakın iki gün boyunca Kayseri'de olduklarını hemen fark ettik. Etkinliklerde gördük ve ilçelerdeki gezileri gördük. Gezilere katıldıklarını gördük. Yani Sayın Özaseki'yi ve Sayın Özaseki'yi bir kenara bırakalım. Çünkü o AK Parti'nin genel başkan yardımcısı. Bugün Kayseri'ye ayırdığı süreyi diğer kentlere de ayırmak zorunda. Yani sadece Kayseri milletvekili gibi değil Sayın Özaseki. Sonuçta yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı, doğal olarak AK Parti'nin 81 ilin 81 ilde mutlaka bir belediye başkanlığı var, ilçe var, il var vesaire. Olmayan yer var mı bilmiyorum ama neticesinde AK Parti'nin genel başkan yardımcısı ve yerel yönetimlerden sorumlu. Doğal olarak onun görev ve sorumlulukları ağır. Çok fazla, Kayseri'de çok fazla
göremeyebilirsek de çok fazla söz söyleyecek durumda değiliz. Ama diğer milletvekillerinin tek işleri Kayseri Milletvekilliği. Yani bugün Sayın İsmail Tamer'in, Sayın Hülya Nergiz'in, Sayın Mustafa Elitaş'ın, Sayın İsmail Emrah Karayel ve saymadığım isim var mı? Bilemedim. Onların her birinin görev yeri Kayseri. Kayseri, onun dışında mecliste aldıkları görevleri bir kenara bırakarak mutlaka Kayseri'de olmaları gerektiği kanısındayım. Yani iyi ki bakanımız geldi. Yoksa milletvekillerini çok fazla burada görmüyorduk. Üç ilçeye ziyaret gerçekleştirdiler. Seçimle bir alakası var mı? Yani AK Parti'nin önündeki 3 yıllık bir süreyi yarıda kesip de seçime gideceği kanısında değilim. Şu açıdan da bakmak lazım. Yani erken seçimi dillendiriyoruz ama sonuçta mecliste yer alan milletvekillerin de çok yerel seçimi istedikleri kanısında değilim. Tabii genel başkanların tavırları bunu belirliyor ama bir mecliste yeni girmiş bir ismin bir sonraki listede yer alıp almayacağı belli olmayan isimlerin meclis yani bu meclis çatısı altında en azından 3 yıllık süreyi milletvekili olarak geçirmeleri istediklerini düşünüyorum. Yani meclise yeni girmiş, bu dönem girmiş bir milletvekilinin 2 yıl mı oldu milletvekilliği seçimine? 2 yıllık bir zaman sonrasında haydi seçime gidelim diyebileceğini kendi açısından düşünmüyorum. Sonuçta bir sonraki seçimde listede yer alıp almayacakları belli değil. Ama Türkiye'deki genel seçimi liderler belirliyor. Liderler seçim varsa var diyorsa oluyor, yok diyorsa olmuyor. Milletvekillerin bu konuda bir karar noktasında, karara etki edecekleri konusunda bir karara etki edeceklerini düşünmüyorum. Erken seçimle alakası yok diye düşünüyorum bu ziyaretlerin. Sadece Sayın Bakan buraya gelmişken milletvekilleri de geldi. Gelmişken de partinin il başkanlığı muhtemelen program yazdı ve ilçeler ziyaret edilmiş oldu. Sevgili Berat'ın AK Parti'nin teşkilatlarının bu organizasyonunu ya da milletvekillerinin bu organizasyonunu nasıl okumak gerekiyor Sayın Genel Başkan ve aynı zamanda Cumhurbaşkanımız? Talimatı doğrultusunda mı ilçeler ziyareti turuna başladılar? Yoksa bir seçim havası mı var? Ya da seçmeni diri tutmak adına mı biz de buradayız mesajı mı verdiler? Hani çocukken oyun oynarak Turan Bey şeyde çıtık her ikisi derdik. Evet. Bille vesaire karışma vuruşma bilmem şeyleri vardı. Şimdi ben de hangi adım atacağını evet, sen karar veriyordun. Aynen. Ben de çıtık her ikisi deyim o zaman çocukluğumuzun tabiriyle. Yani bu şu demektir. Elbette ki Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması var korona döneminde. İşte koronadan sonraki normalleşmeden sonraki dönemde herkes sahaya çıkacak. Herkes seçim bölgesinde olacak. Ve seçmenlerimizi ve vatandaşlarımızı ihmal etmeyeceksiniz. Dertlerini dinleyeceksiniz yönünde bir açıklaması, beyanatı vardı. Tabii bunun altında yatan gerekçelerden birisi budur. Diğer tarafı da her ne kadar şu ortamda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin erken seçim istemeyeceğini bilsek de ve herkesin öngördüğü de bu şekilde. Çünkü zaten Cumhur İttifakı kan kaybediyor ve önünde daha 3 yıl gibi bir zaman varken neden seçim istesin? Elbette ki seçim istemez bu ortamda. Ama diğer taraftan da biz seçim istemeyiz ama yarın seçim varmış gibi de hazır olmamız gerekir. Çünkü bu nedendir? Tabanımızı, seçmenimizi, vatandaşlarımızı ihmal edersek yarın seçim döneminde bunu toparlayamayabiliriz. Şimdiden kendimizi yani seçmenimizi toparlayalım. Vatandaşın dertleriyle hemhal olalım ve ola ki bir erken seçim olursa en azından ona da hazır bulunalım düşüncesi vardır. Bu anlamda elbette ki hafta sonu Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın Kayseri'de olması, temel atmalara katılması, milletvekillerinin bir tamamının burada olmasına etken olmuştur. Ama baktığımız zaman ben AK Partili milletvekillerinde neticesinde 6 tane milletvekili var. Taner Yıldız neredeyse Kayseri'den çıkmıyor. İsmail Emrah Karayel de ara ara geliyor ama İsmail Tamer ve Taner Yıldız ikilisini biraz burada ayırmak gerekir. Çünkü ikisi birçok programlarda varlar. Görebiliyoruz. Hülya Nergis de var ama Hülya Nergis'in maalesef Kayseri'deki bilinirliği ve tanınırlığı az olduğu için gelip gelmemesi ya da Kayseri'de olup olmaması
çok fazla etki etmiyor. Çünkü Kayseri halkı tarafından çok tanınan ve bilinen bir isim değil. Milletvekili oldu ama hala işte Cumhuriyet Meydanı'nda dursa vatandaşlarını, işte yoldan geçen vatandaşların eminim ki büyük bir çoğunluğu Hülya Nergis'i tanımayabilir. Bu anlamda tabii ki gözler Haseki ve Mustafa Elitaş ikilisine odaklanmış durumda. Haseki, Sayın Mehmet Özhaseki'nin Ankara'daki, evet İsmail abinin de dediği gibi yükü çok ağır. Yani 81 ilin belediye başkanları, projeleri vesaire, belediyelerin sorunları, belediyelerle işte Çevre Bakanlığı vesaire gibi diğer bakanlıklarınla olan ilişkilerini koordine eden bir pozisyonda olması Haseki Başkan'ın yükünü ağırlaştırıyor. Yalnız burada Mustafa Elitaş'ı da biraz ayrı tutmak lazım İsmail abi. Şu anlamda ayrı tutmak lazım. Mustafa Elitaş da AK Parti içerisinde yani kanunları, yönetmelikleri neyin ne olduğunu bilen, bilgili, donanımlı ve grup başkan vekilliği yaptı. Ama şu anda yerine yapan isimler. Tamam, yerine yapan isimler de yok, şunu diyeceğim, grup başkan vekilliği de yaptı. Yani AK Parti'de her an Ankara'da, özellikle Ankara'da sürekli uğraş veren, AK Parti için, ülke için uğraş veren bir isim. Yani bir diğer İsmail Emre Karayel'le Mustafa Elitaş'la bir tutmak bana göre biraz haksızlık olur bu dönemde. Ya da ne bileyim bir Hülya Nergis'le bir tutmak haksızlık olur. Ama elbette ki gözlerde Mustafa Elitaş'ı da arıyor mu? AK Parti seçmeni oy verdik, derdimiz var, sıkıntılarımız var. Elbette ki bunları tabii ki Mustafa Elitaş oraya için önemliyse Kayseri'deki seçmen için de önemli. Neden? Sıkıntısı olan insanların sıkıntısının çözüm noktasında Elitaş'ın mutlaka Hülya Nergis'ten ya da bir başkasından mutlaka artıları vardır. Onu görmek isteyebilirler, istiyorlardır da. Bu anlamda Kayseri'yi biraz daha ilgilerini artırmalarında AK Parti açısından fayda var diyorum ben. Diğer taraftan mesela hafta sonu İsmail Emrah Karayel ve Mustafa Elitaş İncesu programı yazıldı. İncesu'ya gitmelerinin sebebi de mesela İncesu Belediye Başkanı'nın hayırlı olsun ziyareti. Yine Mehmet Özhaseki Yahyalı ve Yeşilhisar'da ziyaretlerde bulundu. Yine İl Başkanı Şaban Bey vardı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Bey vardı. Bu daha sonra sanırsam İsmail Emre Karayel'in Tomarza programı var mıydı Doğan Bey? Evet. Bir gün sonra da. Felahiye'de bir ekip. Felahiye'de vardı. Yani bu şudur, bundan sonra artık hareketlenecek ortalık. Seçim olsun ya da olmasın. Bu bunun göstergesi. Buna sadece seçim ya da seçim mi yaklaşıyor, seçim mi geliyor diye yorumlarsak doğru bir yorum olmaz. Ama önümüzdeki süreçte her anda seçim kararı da alınabilir mi? Alınabilir. Neticesinde 2 sene önce 24 Haziran'da alınan seçim kararı ki Devlet Bahçeli'nin burada ilk çıkışı Sayın Devlet Bahçeli yapmıştı. Hiç kimsenin seçim gündeminde yoktu. Bir anda seçim kararı alındı. Olabilir mi? O da olabilir. Evet. Yani tabii ki AK Partililerin bu ziyareti uzun bir aradan sonra ilçeleri de yaptığı ziyaret göze çarptığı için, dikkat çektiği için bugün burada konuştuk. Tabii bundan sonraki süreç içerisinde önümüzdeki hafta yine Sayın Milletvekillerinin ilçe ziyareti olacak mı? Yoksa bu gidişine 3 ay daha mı gidecekler? Onu bekleyip görmek ve vatandaşla olan diyaloglarını gözlemlemek gerekiyor. Tabii burada en büyük yine bu işlerin takibi, organizasyon işlerini de İl Teşkilatı Sayın Şaban Çopuroğlu Bey'e düşüyor. Dolayısıyla Sayın Şaban Bey'in de bu konuda hassasiyet taşıdığını, üzerine durduğunu biliyoruz. Ama bu arada AK Parti'nin özellikle il kongrelerinin de Ağustos ayının sonunda olacağını, değil mi? Ağustos'un sonunda başlayıp Eylül'de bitecek, Eylül sonunda. Evet, Ağustos ayının sonunda AK Parti'nin il teşkilatının da kongre süreci de Ağustos ayının sonunda başlayacağını belirtelim. Tabii AK Parti'deki bu gelişmeleri değerlendirdikten sonra yine AK Parti ile bağlantılı çok önemli bir konu. Milliyetçi Hareket Partisi'ni konuşacağız. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nde Melik Gazi meclis üyesi Sayın Rıfat Erdem istifa etti. İstifasından sonra biliyorsunuz sıralamada 3 tane AK Partili var. Bu 3 AK Partili isim istifa etmesi isteniliyor ya da böyle konuşulduğu yönde bizlere duyum geldi. Bu ne kadar etik, ne kadar doğru? Şimdi 3 isim AK Parti'deki Mehmet Mert Şahin sanıyorum. İlk önceki isim Rıfat Erdem'in istifa etmesiyle birlikte sıra o bu arkadaşa geliyor. Ama Mehmet Mert Şahin şimdi istifa etmesi istenecek. Arkasında Mehmet Bey istifa ettikten sonra hemen Hamdi Selvi Bey var. Hamdi Bey'e de diyecekler ki ya sen de istifa et. Niye istifa etmem gerekiyor? Ya etmen gerekiyor. Düzen böyle, kanun böyle ya da sistem böyle. Tamam edeyim. Biz böyle istedik. Biz böyle istedik. Tamam edeyim.
Ondan sonra tabii yine AK Partili var. Abdullah Nur Saçan diye biliyorum ben. Nur Saçan ailesinden birisi ama ismim Abdullah veyahut da farklı bir isim de olabilir. İsmi karıştırmış olabiliriz. Yanlış da almış bilgiyi olabiliriz ama soy isim Nur Saçan. Şimdi 3 tane AK Partili buradan istifa etmesi gerekiyor. Bu tabii ne kadar demokratik oluyor ya da nasıl demokrasiye uygun düşüyor? İnsanların haklarını neye gasp ediliyor? Niçin istifa edilmesi gerekiyor? Ya genel merkezler böyle istedi ya da genel merkez istemediyse buradaki teşkilatlar kendi aralarında anlaşmışlar ise buradaki 3 isim istifa edecek. 3 isim istifa ettikten sonra Ömer Çakır, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Rıfat Erdem'in yerine meclis üyesi olacak. Tabii çok aslında baktığınızda çok satranç gibi, karmakarışık bir iş. O 3 isim belki de meclis üyeliği yapmak için yeterli görünmemiş olabilir mi? Yeterli görünmek için kıstaş ne? Yani yeterli, siz değil Ömer Bey daha iyi meclis üyeliği yapar diyebilirler mi? Yani istifa ettiriliyorsa bunun bir gerekçesi olması yani burada gerekir. Şimdi il teşkilatı veya AK Parti'nin kurmayları, ya senin işte saçın çok uzun, ya senin boyun kısa, sen olmaz. Hadi istifa etmezse ne olacak? Etmiyorum ben. Ya öyle bir durum olamaz. Ya bunu centilmenlik ya da fair play olarak da değerlendirmek lazım. Türkiye'nin fair play bir olur, iki olur, Türkiye'nin üç tane fair play istiyorum. Çeşitli noktalarda bu tarz olaylar oldu. İsmail abi bir şey söyleyeceğim. Geçmişte tamam. Şunu söyleyelim. Yani ben çok garipsemiyorum ve yani doğru olanı yaptıklarını düşünüyorum. Sonuçta MHP'li bir üye istifa ediyor ve yerine bir MHP'li, yani tabii Cumhur İttifakı devam ediyor. MHP ve AK Parti ayrımı yok mecliste ama MHP'li bir kişinin gelmesini ben doğru olarak addediyorum. Geçmişte hatırlayın Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meclise girdiği 2003'teki seçimde mi girdi hatırlayamadım ama Siirt'ten Mervan Gül istifa ettirilmişti. Siirt'ten Fadıl Akgündüz'ün milletvekilliği düşmüştü. 2 milletvekili vardı. Ve Deniz Baykal'ın girişimleriyle Recep Tayyip Erdoğan'ın meclise girmesinin önü açıldı. Ve o dönemde Siirt milletvekili olan Mervan Gül istifa etmişti. Ve Siirt'te seçimlerin yenilenme kararı alınmıştı. Ve neticesinde Sayın Erdoğan Siirt'ten milletvekili olarak meclise girmişti. Bugün hala Türk siyasi hayatında bu seyrini sürdürüyor. Ben aynı ona benzer bir tavır görüyorum. Burada yani doğru olan MHP'li bir üyenin meclise gelmesi, zaten Cumhur İttifakı olarak bu mecliste yer alıyorlar. Doğal olarak da MHP'den böyle bir istifa edilmişse mutlaka yerine MHP'li bir üyeyle doldurulması lazım. Bu üç ismin olması tabii enteresan. Belki bir tane arada olmuş olsaydı çok fazla dikkat çekmeyebilirdi. Ama üç kişinin yedek listeden istifa ettiriliyor olması ya da ettirilecek olması dikkat çekiyor. Ama olması gereken bu şeklinde ben düşünüyorum. Evet. Yani siz diyorsunuz ki üç isim istifa etsin, etik kuralları gereği böyle olması gerekiyor. Yani ben kendi şahsi görüşüm ama AK Parti ya da MHP bu konuda ne düşünüyor mu? Bilemem. Ben mantık açısından baktığımda MHP'li bir ismin mutlaka orada yer alması gerekir diye düşünüyorum. Yani sonuçta niye istifa tamam silah soruyla istifa etmedi bu insan da. Etmiş yoğunluğundan gereği, işim yoğun demiş. Başka bir neden olmuş. Yani Doğan Bey şunu söyleyeyim. Ben direkt isterseniz şimdi AK Parti teşkilatlarından il başkanı olur ya da bakanlar olur, milletvekilleri olur vesaire. Milliyetçi Hareket Partili yöneticilere şunu dersek ki... Şunu söyleyeyim, özür diliyorum. CHP'den de biri olmuş olsa aynı tavrı diğer partilerin göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi AK Parti teşkilatlarından herhangi bir kimse Milliyetçi Hareket Partili il başkanına ya Serkan Bey sizin bu meclis üyenizle ilgili mesela kocasına örneğin. Hiç bunlar ortaya çıkmadan. Ortaya çıktıktan sonrası ayrı. Ama Ekrem Şahin'in durumu hiç ortaya çıkmadı vesaire bir durum vardı. Şaban Bey gitti. Ya Serkan Bey siz bu ismi yazdınız ama bizim yapmış olduğumuz araştırmalarda bakın bununla ilgili böyle durumlar var. Bu Cumhur İttifakı'na ve dolayısıyla size, sizden dolayı da bize sıkıntı verir, zarar verir. Gelin bunun istifasını alın. Nezaketli bir şekilde ikna edin, istifasını alın. Biz de bundan dolayı kendi meclis üyelerimizin 3 tanesini istifa ettirelim.
sıradaki MHP'li meclis üyesi gelsin, bu tamam. Senin dediğin fair play bu. Benim anladım. Ama ortada fol yok, yumurta yok. Niye istifa etti Rıfat Erdem? İsmail yani kendi gerekçesi bir kırgınlığım diyor ama yazılan, çizilen ya da konuşulanlarda şimdi, sert tepki göstermiş. Şimdi AK Parti'yi ilgilendirmeyen bir sebepten dolayı, belki de spor olsun diyor ya da keyfi nedenlerden dolayı. Orası AK Parti ya da insanlar çok ilgilendirmiyor. Yani MHP'den bir şey talep gittiyse yine aynı nokta. Yani bizim üyemiz mecliste yer alsın şeklinde bir talep gittiyse AK Parti yine aynı şekilde davranmak zorunda. Şunu diyeceğim. Eğer ki AK Parti'nin o şekilde bir talep gelseydi bunu anlardık. Ama sizin belediye meclis üyenize biz istifa edin demedik ki. İstifa ettiyse o sizle onun arasında bir şey. Sıradaki peki şimdi AK Partili birisi ya şimdi Mehmet Mert Şahin beyefendi. Kendisini tanımıyorum ama onun yerine kendimi koyuyorum. Ya işte gelmiş. Atıyorum kaçıncı sırada? 20. sırada rakamları atıyoruz. Kaç meclis üyesi olduğu için Cumhur İttifakı'nın bilemiyorum. Tam sıra kendisine gelmiş. Az bir oyla da belki meclis üyeliğini kaçırmış. Diyor ki ya işte nasip kısmet belki de bir, şu anda yedek bir olmuş oldu. Ya belki de meclis üyesi seçileceğim, olacağım hayaliyle ya da düşüncesiyle hayatını devam ettiriyor. Böyle bir düşüncesi var. Belki başka kapılar açılır. Ya İsmail abi olabilir de biz bugünü konuşuyoruz. Belki de siyaseten önünü kapatacak. Bu nasıl iştir? Kardeşim onurludur, gururludur. Belki de hayır kardeşim öbürü bir şey yapıyorsa bunun cezasını ben mi çekeceğim diyebilir. Yani herkesin düşüncesi bir değil ki. Belki de Mehmet Bey diyecek ki ya bu adam istifa ettiyse benim suçum nedir? Etmeseydi ya da gerekçesi nedir? Geçerli bir neden olur. Tamam fedakarlık yapabilir ama neden yok? Niye istifa ettiği belli değil. Ben onun için fedakarlık yapacağım. Doğru bir yaklaşım mı? Kocasına da ne oldu? Kocasına da şimdi, kocasına da şimdi tam onu yazıyor idim. Cevap geldi. Kocasına da yine AK Parti fedakarlık yaptı mı orada? Ama şey daha gelmemiş yerine bakın. Gelecek kişi belli olmamış. Ekrem Şahin'den dolayı. Durumu belli. Yani MHP'den mi gelecek İçişleri orada? İçişleri Bakanlığı'nın. Oradaki durumu bilemiyorum. İşte böyle bir durum varken burada şimdi ne oldu? Şimdi orada mı aynısı olacak yani? Hadi geldi İçişleri Bakanı dedi ki görevden alındı. Doğan Bey. Evet hala yeni gelmemiş meclis üyesi. Yani oradaki durum burada ne olursa muhtemelen orada da olacaktır. Yani şunu demeyecekler. Ya kardeşim sizin yazmış olduğunuz meclis üyesi işte evrak sahte evrakla işlem yapmış şu gerekçelerden dolayı meclis üyeliği gitmiş demiyor AK Parti. Ne yapalım? Bizim temiz 3 tane orada sırada bekleyen arkadaşımız var. Partilimiz var. Tamam siz fedakarlık yapın diyecekler. O partilerin ya da yöneticilerin ya da sıradakilerin kendi tasarrufları bana göre etik değil. Halk nezdinde de etik değil bence. Yani onu da seçmen karar verecek Doğan Bey. Şimdi ben AK Partili birisi gelsin de AK Partili seçmen oy verecek. AK Partili seçmenin verdiği oyla 3 kişi. Belki de bu 3 isim için oy veren bir sürü kişi var. Evet. Bu 3 isme oy verdiler belki de. Eşi, dostu, akrabası. Neticesinde listede olanlar var. Doğru. Bu insanların eminim ki üçünün ya bir potansiyel oylar vardır. Ne kadardır bilemem ama şahsından dolayı da mutlaka oy getirmişlerdir. Peki o oyla hem seçileceksiniz. Ben bunu biraz garipsedim. Buradaki uygulama da şu yönde. Şunu biliyorum. AK Parti Melik Gazi İlçe Başkanı Sayın Gökhan Ülke bu anlamda genel merkeze bir yazı yazdı. Şimdi durum bu şekilde. Ne yapmalıyız, ne yapalım yönünde. İşte bu işin hukuki boyutu, genel merkez boyutu vesaire onlar bekleniyor. Genel merkezden nasıl bir tasarruf gelir, genel merkezden nedir? Ama bu işin benim kafamı karıştıran şu. Bu işin, bu konunun genel merkeze gitme nedeni nedir? Şimdi genel merkez, Rıfat Erdem istifa ettiyse sıradaki kim gelsin? O zaman ben size soruyorum. 5 tane MHP'li meclis üyesi istifa etse... 15 tane AK Partili meclis üyesi mi istifa edecek? Listeden feragat edecek. İstifa gerekçesi önemli. İşte burada niye gel önemli değil? Burada demek ki MHP ya yani kendi gerekçesi farklı ama partiden yönelik bir açıklama gelmedi hangi amaçla? Belki kendi aralarında konuşmuş olabilirler. Şu gerekçesiyle istifa etti onun için. Meclise bizim üyemiz gelsin şeklinde konuşulmuş olabilir. Onu bilmiyorum ayrıntısını ama kendi gerekçesini... Şu diyeceğin ne olabilir mesela İsmail abi? Yani sağlık sorunu olabilir vesaire. Yani eğitim olur, ailevi nedenler olabilir. Mecbur istifa etmek zorunda kalmış olabilir.
Ama yani ya da MHP ile politikasına ters düşmüş olabilir. Tamam. Sosyal medyada ya da arada konuşulanlar farklı şeyler. Bu gerekçelerle istifaya zorlanmış olabilir. Yerine bir isim getirilebilir. Ben de diyorum ki şu nedenlerden dolayı şimdi MHP Melik Gazi meclis üyelerinden 3 kişi istifa etse. AK Parti'den bir kişi, 1'e 3 sanırsam buradaki tablo. 9 kişi mi istifa edecek? Liseden para geldi. Belki eder, bilemiyorum o kadar ileri yani görüşte aynı, değil. Burada neyse orada da o yapılacaktır yani, muhtemelen. Yani bana doğru gelmiyor. Yani, neticesinde yani, bu AK Parti'den olur, MHP'den olur. Her nereden olursa olsun. Ama şöyle de bir durum var. Hangisi istifa ediyorsa yerine sıradaki kimse onun gelmesi doğru olandır. Tabii işin bir de diğer tarafı istifa sebebi var. İstifa sebebinde bu şahıs kim? İsmi neydi İsmail abi? Hangisini? Bu MHP'den istifa eden kişinin adı neydi? Rıfat Erdem'di herhalde. Tamam. Bu beyefendi istifa gerekçesinde ne demiş? Sadece ve sadece çok sevdiğim bir dostum olan gönül kırgınlığım. Senin gönlün kırılsa burası gönül şey mi yani? Gönül işlediğine mi yürüyor meclis üyeliği? Senin gönlün kırıldıysa bu üç ismin suçu günahı nedir? Geçerli bir neden diyorum. Senin gönlün kırılıyor. Senin Ceremen'i AK Parti'nin 3 milletvekili mi çekecek? Meclis üyesi. Meclis üyesi mi çekecek? Ya o görünür belki neden olarak saymıştır ama konuşulanlar zaten konuşulanlara vesaire kendisi tepki göstermiş. O konuşulanların bakın, ne kadar doğru olduğunu bakın bir izleyicimiz diyor. Ferhat Bey bundan sonra AK Parti veya MHP'den bir kişi daha istifa ederse İYİ Parti'den gelecek diyor. Bakın. Nasıl oluyor? Bakın. Bundan sonra AK Parti veya MHP'den bir kişi daha istifa ederse İYİ Parti'den gelecek. 3 kişi gider Ömer Çakır'da. O zaman Ömer Çakır'da gelirse bir sonraki listede İYİ Partili tabii, var demek ki. Demek ki ondan dolayı bakın. Yani, Şaban Bey izliyorsa ona da bize yayında bilgi verebilir. Burada 2 kişi istifa ederse İYİ Parti mi gelir diyor oradan izleyicimiz. Yani Ömer Bey'den sonradır sanırsam. Yani 3 AK Partili istifa etti. Yani MHP'den Ömer Bey meclis üyesi oldu. Bundan sonraki süreçte AK Parti'den veya MHP'den herhangi bir isim istifa ederse yeni İYİ Parti'den yedekleri kalmadı diyor. Evet yani o zaman o Ömer Bey istifa ederse Milliyetçi Hareket Partisi'nden, meclis üyeliğinden İYİ Parti mi gelecek diyor. İYİ Parti'den gelecekmiş. Yani şimdi burada izleyicimizin AK Partili bir meclis üyesi istifa edecek. Etmem derse ne olacak yani? Onun cevabını elbette ki Şaban Bey verecektir. Yani öncelikle Şaban Bey'in, ya ben bu konunun genel merkeze intikal ettirilmesinin nedenini, gerekçesini anlayamadım. Bir kişi istifa etmiş, istifa etse gider sıradaki kimse o gelir. Ve bence doğru olan bu idi. Ama kendilerince işte iki il başkanı ya da genel merkezin ben bu işe çok müdahil olduğunu zannetmiyorum. Ama tabii ki buradan genel merkeze böyle bir şey giderse genel merkeze tabii durumdan vazife çıkartacak. Durun bakayım bu nedir ne değildir. Belki diyecek ki sıradaki kimse o gelsin denilebilir. Ya da tamam 3 kişi istifa ettirirsin böyle olsun da denilebilir. O genel merkez bence 3 kişi istifa etsin diyeceğini çok zannetmiyorum derse bana göre haksızlık olur bu 3 kişiye. Evet tabii Rıfat Erdem'in istifa etmesinden sonra AK Partililerin burada istifa edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Tabii burada 3 isim var. 3 isimden birisi etmese tabii yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin meclis üyesi sayısı düşecek. Ama sanıyorum ki milletvekillerinin de devreye girmesiyle 3 AK Partili istifa edecek. Peki bu fedakarlık yapan 3 AK Partili isim ödüllendirilecek mi bu fedakarlıklarından dolayı? Yarın örneğin AK Parti İl Kongresi var. Yönetime mi yazılacak? Orada mı ödüllendirilecek? Böyle bir görüş alışverişi, bir transfer de olur mu? Onu da sanıyorum bekleyip görmek lazım ama bu üç ismi unutmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü AK Parti İl Kongresi'nde bu insanları onur edelim. Bunlar fedakarlık yaptı. AK Parti İl Yönetimi'ne yazalım mantığı, düşüncesi olur mu? Yani Doğan Bey ben burada bu üç ismin atlanılarak Ömer Çakır Bey'in yazılacağını zannetmiyorum. Çok doğru ve etik de bulmuyorum öncelikle. Tabii bununla birlikte şöyle de bir durum var. Kayseri'de baktığımız zaman işte önce Koca Sinan ilçe başkanının İçişleri Bakanlığı tarafından, Koca Sinan
Belediye Meclis Üyesi Ekrem Şahin'in görevden alınması. Arkasından Rıfat Erdem'in de işte ne diyor? Sadece ve sadece çok sevdiğim bir dostuma olan gönül kırgınlığım. Aman gönlü kırılmasın bu beyefendinin. Çünkü siyaset işleri demek ki gönülle devam ediyor bu saatten sonra. Burada bir teşkilat vardır. Bir mensup olduğunuz bir yer vardır. Gönül kırgınlığım ne demek? Bu bana göre çok son derece yanlış bir açıklama olmuş diyelim. Geçelim. Arkasından da tabii bugün cereyan eden bir evet, olay var. Evet, MHP'de bugün Pınarbaşı ilçe Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı görevden alındı. Neden, niçin alındığını sosyal medyadan da bir açıklama koymuş. Bir de Doğan Bey şunu da söyleyeyim bakın. Gönül kırgınlığım dedikten sonra arkasından da şu ifadeyi kullanıyor. Bana hiç kimse bırakın istifa et demeyi bunu ima bile etmemiştir diyor. Sanki bana bunu diyemezler, demediler gibi bir şey mi anlatmaya çalışıyor, bir şey mi ifade etmeye çalışıyor? İşte burada şu ortaya çıkıyor. Her zaman tabii bunlar önemli ama biz geçmiş dönemlerde yüzeysel geçmiştik. Neden? Elbette ki hepsinin bir nedeni vardır, nedeni de olduğunu biliyoruz ama bu meclis üyeleri nasıl yazıldı? Neye göre yazıldı? Referansları kimlerdir? Kimler ısrar etti? Yani bunların siciline bakıldı mı? Sicilinde derken tabii toplumdaki karşılığı, MHP'deki karşılığı, MHP'deki fedakarlıkları vesaire vesaire. Ya da MHP'ye karşı eksi yaptıkları bir şey var mı? Bunların hepsine bakılması gerekirdi. Bunlara da bakacak kişiler nedir? Bu şu gün teşkilatta olan insanlardır. Tabii teşkilatta olan insanlar derken burada sadece bir kişiye yüklemek doğru olmaz. Bunu birçok kişi var. Yani bu isimleri yazarsanız ve başınıza da bunlar gelirse bunu yazanlar da tabii ki bu tepkiyi göstermesi gerekir. Ya da gelen eleştirileri. İşte burada sadece bunlar mı? Değil. Meclis üyeleriyle ilgili hala çok fazla söylenenler de var. Geriye kalanlarla da ilgili. Onun için diyorum İsmail abi ben. Şimdi bu üç deniliyor yani. Şimdi tabii bu istifadan sonra başka isimler de hep sorgulanıyordu da alenen gün yüzüne geldi, çıkmaya başladı. Geçmişte kimlerle ortaklık yapanlar, ortaklık yaptığı insanların bugünkü durumları, ne bileyim işte kimle ilgili bilmem neden dolayı suçu var vesaire gibi çokça şeyler konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde onlar da muhtemelendir çıkar ortaya. Ama bildiğim bir şey var. Siyasette çok fazla özellikle de böyle yüksek yerlerde. Yüksek Seçim Kurulu'na gitmiyorlar mı suçlu olsa zaten işte yüksek seçim aday olamazlar. Yüksek Seçim Kurulu'na gitmişti ama bak bugün İçişleri Bakanlığı'ndan döndü Ekrem Şahin. İçişleri bu. He, tamam. Koca Sinan'daki. Anladım. O işler öyle oluyor. Orada da atayamıyor işte. O işler orada öyle, da AK Partiler atayamıyor. O işler öyle ya olmuyor maalesef. Öyle. O gün karar alıyorlar. Bu meclis üyesi olabilir deniyorlar. Ama İçişleri Bakanlığı yarın bir gün bazı şeyler ortaya sunulunca bu kişi meclis üyeliği yapamaz diyor. İşte burada isim çok fazla girmeye gerek yok. Girmeyelim i̇sim vermeyelim. Ama isim vermeyelim. Ama eminim ki bir müsibet bin nasihattan iyidir. Bu Ekrem, Koca Sinan'da Ekrem Şahin, Melik Gazi'de Rıfat Erdem olayı MHP'li özellikle il başkanı Serkan Bey'e bence bir tecrübe olmuştur. İşte Serkan Bey'in de biraz daha referansların oluruna hissi davranmamalı. Kardeşim yok ben bu ismi kabul etmiyorum demeli idi. Diyebilir mi? Diyemezseniz böyle olur. Diyemez. Yani bence demeliydi. Yani o zaman koltukta ya Doğan Bey. Şimdi koltukta genel merkezden baskı siz okuyun var. Pınarbaşı bölümünde koltukta deyince genel merkez, Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle Kayserili hemşerimiz genel merkezde görev alan Sayın Yıldıray Çiçek Bey, ben kendisini de çok severim, tanıdığım, bildiğim birisidir. Bir paylaşımı var. Onu da mutlaka okumak isterim. Birazdan. Şimdi bir Pınarbaşı bölümünde özellikle onu okumak isterim. İzleyicimiz tabii bizi bilgilendirmek için sanıyorum yazmış. Meclis üyeleri konusunda genel merkez aldığı kararla belediye meclis üyeleri genel merkezlerinin aldığı kararlara belediye meclis üyeleri uymak zorunda. Uymazlar ise istifası istenir ya da ihraç istenir diyor. O kişiye teşekkür ediyoruz. Bilmiyorduk biz bunu. Yani onu yaş ilerledikçe unutuluyor onlar. Evet. Yani onu elbette ki biliyoruz biz. Biz o kısmını konuşmuyoruz. Biz işin etik tarafını ama genel merkeze işte herkes makam mevki değil. Kardeşim bu benim hakkım derse. Yani ihraç. Hakkım derse tamam. Bugün mesela Rıfat Erdem yapıyor. Tamam kardeşim AK Parti ihraç mı diyor? Ben hakkımı istiyorum. Olmayan bir şey istemiyorum. Bizim AK Partili seçmenin vermiş olduğu oyu
oya ben sahip çıkacağım, sırada bizdedir. Ben bunu MHP'li birisine vermem derse ne olur? Evet, partiden ihraç edilir ama o kişi de meclis üyesi olur. Evet. Onu ben biliyoruz yani. Kim anladım. Şimdi Pınarbaşı'ya geçelim. Pınarbaşı'da tabii ki akşam saatlerinde çok sıcak bir gelişme yaşandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kalesi olan ilçelerden bir tanesi. Dolayısıyla ilçe başkanı istifa etti. İstifasında sosyal medyadan çok aslında sert bir de açıklaması var. Evet. Onu da okuyalım. Kamuoyu da izleyiciler bilgilensin en azından. Olur. Tabii bir tarafsızlı bir yayın olsun. Eğer ki tabii başkan bağlanmak isterse de bağlanabilir. İl başkanı da bağlanmak isterse bağlanabilir. Bunu da hemen belirtelim. Buyurun okuyun. Neler söylemiş? Evet, Onur Özkan, evet biz teşkilatımız ve liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye ve teşkilata ihanet etmedik, etmeyiz de. Peki neden diyorsunuz? Ben ne yaptım da görevden alındım, size anlatayım ya da ne yapmadığımı anlatayım demiş. Onur Özkan bu yaşına kadar davasına ve inandıklarına hiçbir zaman ihanet etmedi, etmez. Onur Özkan önceki dönem encümen ve ilçe başkanı gibi gidip başka parti milletvekillerinin kucağına oturup davasını satmadığı için görevden alındı diyor. Çok ağır bir söz. Onur Özkan hainlerle bir araya gelip oturmadığı için görevden alındı. Onur Özkan partisinin hainlerle oturanlara hainsiniz dediği için görevden alındı. Onur Özkan kendini vazgeçilmez sanan, utanmadan namus, şeref, kardeşlikten bahsedenlere inandığı için görevden alındı. Onur Özkan partiye gelen işçiye partiye gitmeyeceksiniz diyenlere boyun eğmediği için görevden alındı. Onur Özkan milletvekilinin paylaşımlarını beğenmiyor diye görevden alındı. Onur Özkan herkese eşit davranın dediği için görevden alındı. Onur Özkan Kayseri'deki üç ayağa boyun eğmediği için görevden alındı. Onur Özkan evine gelip sofrasında ekmeğini yiyip sırtına bıçak vuranlar tarafından görevden alındı. Onur Özkan genel başkanı ve teşkilatına sahip çıktığı için görevden alındı demiş. Kendi görevden alınma nedenlerini bu şekilde açıklamış. Ön plana çıkan tabii ki gidip başka partilerin kucağına oturan lar gibi davasını satmadığı için görevden alındı. Hainlerle bir araya gelmediği için alındı. Milletvekillerinin paylaşımlarını beğenmiyor diye görevden alındı diyor. Kayseri'deki üç ayağa boyun eğmediği için görevden alındı diye açıklamaları var. Sayın Başkan'ın ifadeleri bu yönde. Evet. Sevgili Ferhat'ım, siz daha bu konuyla ilgili sanırım bilgi sahibisiniz. Başkan da görevden alınma sebebini 3 isimli hedef gösteriyor. 3 ayak nedir? Diyor. 3 ayak diyor. Ben bile 3 isim diyelim. Sizin edindiğiniz bilgi nedir? Neden, niçin bu görevden alınma gerçekleştirdi? Şimdi Doğan Bey, öncelikle benim bugün edindiğim bilgiler şu yönde. Bu konuyla ilgili. Sayın Onur Özkan Bey'in görevden alınması Kayseri Teşkilatı'yla alakalı bir durum değil. Direkt Genel Merkez tarafından görevden alınmıştır. Bana gelen bilgi ve edindiğim bilgi bu yönde. Tabii Genel Merkez neden görevden aldı, niçin görevden aldı orasını bilemiyorum. Yani ama Kayseri Teşkilatı'nın ilçe başkanından haberi yok mu ne yaptığından? Genel Merkez'e direkt kim mesaj atıyor ya da kim... Şimdi Genel Merkez görevden alınca Kayseri Teşkilatları da bu yönde çok fazla açıklama yapamaz İsmail abi. Ya da bilgi nereden gidiyor yani? Sarız'dan mesela mı gidiyor? Antep'ten mi gidiyor? Genel Merkez'e yine diyor. Kayseri Teşkilatı'ndan gidiyordu. Kayseri Teşkilatı'ndan gitmiyor işte. Kayseri Teşkilatı'ndan değil. Muhtemelen Pınarbaşı'ndan gitmiştir. Pınarbaşılı MHP'lilerden gitmiştir. Kayserili MHP'lilerden gitmiştir yani vesaire. İl teşkilatına atlayıp mı gidiyor? Bir şeyler olmuştur ki. İl teşkilatına atlayıp gidebilir de Doğan Bey. Her şey il teşkilatının kontrolünde olmuyor. Özellikle şikayetler bölümü. Yani, biraz önce diyorsunuz ki Serkan Bey işte bunlara dikkat etmeli. İşte keşke referanslarına biraz daha hassasiyet göstermeli. Şimdi ilçedeki bir insanın görevden alındığını il başkanı Ankara'dan mı öğreniyor? Buradaki durum böyle gözüküyor. Olur. Evet. Çok yani önemli. Şöyle ki görevden alınacağı ya da şikayetlerle ilgili bilgisi vardır ama görevden alan yer diyorum ben.
Pınarbaşı Teşkilatı'nı görevden alan yer mekanizma MHP genel. Öyle olmaz. Mesela şöyle olabilir. Şöyle olabilir. Kayseri Teşkilatı'nın haberi olmadan bu işin İsmail olacağını düşünmüyorum. Teşkilatlarda şöyle olur. Yani gördüğüm, bu zamana kadar edindiğim tecrübe ve yaşamış olduğum tecrübeler. Genel merkez, yani buradaki bir teşkilatla ilgili bir sıkıntı var ise, bunu atıyorum ille sıkıntısı varsa, il teşkilatı gider, onayı alır, gelir ve görevden alır. Ya da genel merkez il başkanını arar, genel merkezde kastımız teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı, MHP'de Semih Yalçın'dır. Semih Yalçın il başkanı Serkan Tok arar, Sayın Başkan Pınarbaşı ilçe başkanına ben görevden alıyorum, tıpkı Ocak Başkanı'nda olduğu gibi. Mesela genel, orada direkt genel başkana bağlı olduğu için genel başkanı aramıştı. İlçe başkanını görevden alıyorum, git istifasını iste. İstifa ediyorsa etsin, yoksa görevden alacağım der. Ona göre Serkan Tok da görevlenmiş olur bu konuyla ilgili. İlçe başkanını çağırır ya da gider. Durum bundan ibarettir. İstersen rencide olma, gururun kırılmasın. Çünkü görevden alınmak sıkıntıdır, insanı gururunu kırar. İstifa et, yoksa durum böyle der. O artık şeyin inisiyatifine kalır. İlçe başkanının inisiyatifinde kalır ki geçmişte bunun örnekleri vardır MHP'de. Yani bu durum olmuştur. İl başkanı gitmiştir ve istifasını almıştır. Yoksa istifa etmesi de görevden alınacak. Yani burada Serkan Tok böyle demek ki yerde, Kayseri Teşkilatı'nı değil genel merkezi rahatsız etmiş. Genel merkeze şikayetler gitmiş diye duydum ben. Tabii doğrudur, yanlış ama benim edindiğim bilgi bu yönde. Tabii burada şöyle bir durum var bakın. Yapmış olduğu suçlamalar çok ağır. Hı. Mesela ne diyor? Hainler diyor. Bu hainler AK Parti'de değildir ya da CHP'de İYİ Parti değildir herhalde bahsettiği kişiler. Seçime bu ilçe başkanımızla girdiler değil mi? Bu ilçe başkanıyla girdiler diye hatırlıyorum ben. Sonra paylaşımlara bakıyorum. Seçimi kazandıran ilçe başkanı. Yani elbette ki seven olacak, destekçiler olacak ama şimdi Pınarbaşı'ndaki seçimi Onur Özkan Bey kazandırdı ya da Onur Özkan Bey kazandırmış gibi yorum yapmak da doğru olmaz. Çünkü o dönem bahsetmiştik biz, mesela 21 kere Pınarbaşı'na giden bir teşkilat vardı. İl teşkilatı. Konserler verildi, İHŞ paketleri verildi. Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Doğan Bey yorum yaptık o dönem. Hatırlarsanız. Ömer Gülsoy bile Pınarbaşı'na gitmişti seçim döneminde. Memduh Bey'i desteklemek için. Tabii Memduh Bey'in inanılmaz gayreti, çabaları. O zaman Memduh Bey oturdu, arkasına yaslandı, belediye başkanlığını mı kazandı? Öyle değil. Elbette ki Onur Bey'in de katkısı olmuştur ama hiçbir başarıyı bir kişiye indirgemek doğru değildir. Hiçbir yerde. Kesinlikle bu yapılmamalı bir. İkincisi de keşke Onur Bey bu suçlamaları, tabii çok ağır bu yönde yapamazdı da, bazı şeyleri görevden alınmadan önce söyleyebilseydi. Madem siz bunca şey yaşadınız, partilisiniz, davanıza ihanet etmiyorsunuz ya. İşte burada nedir? Ne yazıyor mesela? Önceki dönem encümen ve ilçe başkanı gibi gidip başka parti milletvekilinin kucağına oturup davasını satmadığı için görevden alındı. Kendisi. Peki bunu yapanlar mı var? Bunu önceki yapanlar dönem, mı? Onur Özkan, yani önceki dönem encümen, Halil Çevik miydi? Encümen ve ilçe başkanı diyorsun. Ha, ilçe başkanı. Evet. Yani şimdi o zaman MHP'nin içerisinde bunu yapanlar mı vardı? Peki MHP'nin içerisinde bunu yapanlar var da bunu genel merkeze, il teşkilatına söylemeyen de partisine hainlik etmiş olmaz mı? Olur. İşin bir de bu tarafı var. Evet, bu hainler kimse açıklamalı. Üç isim diyor, bu üç isim kimse onu açıklamalı. Hiçbir MHP'li ülkücüyü de zan altında bırakmamalı. Eğer partisine ve liderine ihanet etmiyorsa, etmedim diyorsa bence Onur Özkan Bey bunları açıklamalı. Ben bunun doğru olacağını düşünüyorum. Tabii tüm bunları da arka arkaya bakın, Koca Sinan Meclis Üyesi, Melik Gazi Meclis Üyesi, Pınarbaşı İlçe Başkanı'nın durumuna bakınca Milliyetçi Hareket Partisi de tabii seçim yok vesaire, hani gündem son soğuk diyoruz ama Milliyetçi Hareket Partisi'nde çok hareketli günler yaşanıyor. Tabii bu hareketli günlerin arkasından ne olur? Nasıl bir gelişme yapanır ya da bu görevden almaların devamı gelecek mi? Gerek meclis üyesi olabilir, gerek ilçe başkanı olur ya da başka bir şey olur. Ama önümüzdeki günler MHP açısından hareketli ve sıcak geçecek gibi gözüküyor. Ve Onur Bey'i de buradan eğer izliyorsa, bu üç ayak dediği üç ismin kimse eğer ki partisine ihanet etmediyse bu zamana kadar, bundan sonra da etmeyecekse ki etmeyeceğini söylüyor,
O zaman bu üç ismi açıklamaya davet ediyorum ben buradan. Kimseyi zan altında bırakmasın. Hı. Mesela milletvekilini beğenmediği için, beğenmediğim için paylaşımlarını. Yani ben iki milletvekili bir, var. İki milletvekili var da fark etmez, ikisini de kastedelim. Hı. Yani bir milletvekili paylaşımımı beğenmiyor diye bir ilçe başkanı görevden aldırır mı? Aldırıyorsa zaten artık bu son noktadır. Bundan ötesi yoktur. Ben ona çok inanmıyorum. Yani mesela sosyal medyada benim resimlerimi beğenmiyor veyahut da farklı bir algı içerisinde duruyor diye görevden alınacağını düşünmüyorum ama sonuçta Milliyetçi Hareket Partisi için Pınarbaşı çok önemli. Pınarbaşı da seçimde çok ciddi anlamda gayret gösterilen, o dönem seçim kazandıktan sonra ilçe başkanımızın gayretleriyle seçimi kazandık diye resimler paylaşılırken bugün bir anda insanın farklı noktalarda eleştirilmesini ben doğru bulmuyorum. Etik de değil. Doğan Bey, ilçe başkanı eleştirilmiyor ama bakın. Genel merkez görevden almış. Genel merkez hesap sormak kimsenin haddine değildir. Teşkilatlar olarak diyorum. İlçe başkanı diğerlerine ithamlarda bulunuyor. Evet, tamam, şimdi dakika, ilçe başkanına... Bir dakika. Yani, tamam, sen şimdi konuşuyorsun, söylüyorsun. Ben seni dinledim. Sen de bir dinle. Yani, evet. Sonuçta bu insan görevden alındı değil mi? Evet. Genel merkez almış. Tamam. Genel merkez niye göre almış? Diyorsun ki ilçeden şikayetler gitmiş. İl başkanından haberi olmadan mümkün değil. Yani. Şikayet gitmiştir. Durduk yere alınmamıştır diyorum ben. Ama ben şunu diyorum. Şikayet gittiği doğru. Tamam. Yani doğru derken o yönde bilgi var. Ben ilçe başkanıyla ilgili hiç kimsenin olumsuz bir paylaşımı yok. Onu diyorum ben. İlçe başkanının? İlçe başkanı Onur Özkan Bey'le ilgili kimsenin bir paylaşımı yok. Onu diyorum ben. Yani ben de zaten demiyorum ki seçim zamanında çok iyi başkandı. Uçuyor, kaçıyor, bize destek verdi, seçimi kazandırdı dendi mi? Dendi. Şimdi bir anda görevden alındıktan sonra genel merkez görevden aldık dendi. İl teşkilatının haberi olmadan ilçede belki de bir tarla meselesi vardır. Belki de farklı bir meselesi vardır. Orada üç vatandaş şikayet etti diye ilçe başkanlığı genel merkez görevden almaz ki. Mutlaka ki sormuştur. Bunun aslı nedir, ne değildir diye. Yani bu kadar insanlara üst perdeden konuşmak da doğru değil. Bunun arkasında başka bir şeyler var. Nedenleri vardır tabii ki. Tabii öyle olur mu? Şimdi bir şey konuşuyorsak somut ve gerçekleri konuşmak lazım. İşte ilçeden üç kişi şikayet etmiş. Genel merkez görevden almış. Şimdi İsmail Bey buranın haber müdürü. Tabii kameraman yani işten çıkartırken gelip bana haber vermeden çıkartır mı? Yani mutlaka mümkün ki sorun. Değil. Yani mümkün değil. Yani bu doğru bir değerlendirme bana göre değil. Açıklama da değil, yaklaşım da değil. Burada bir sıkıntı var. İl teşkilatı bana göre varsa ki bir nedeni Serkan Bey bağlanıp söyleyebilir. Der ki evet kardeşim biz görevden alma nedenlerini biliyoruz. Tabii ki genel merkez bizi aradı. Genel açıklama yapmaz onu anlarız ama, sonuçta bilmemesi mümkün değil. Mümkün değil yani. Sonuçta burada başka bir nedenler var. İsmail abi nedenlerini biliyordur ama bir şey yapamaz. Genel merkez görevden almış diyorum ben. Almış olabilir. Mutlaka, onda bir şey yok Serkan ama. Serkan Toka demişlerdi yani biz görevden alacağız. Şöyle bir şeyleri var. Şu bakış demiştir ama Serkan Bey'in inisiyatifine bırakılmamış gibi gözüküyor. Şu burası. Şey mantıklı gelmedi. Yani Serkan Tekon ya da Kayseri Teşkilatı'nın haberi yok. Genel merkez burada yaşanan sıkıntıdan dolayı görevden aldı. Şeye bildirdi teşkilata. Bu beni çok tatmin eden bir bakış açısı değil. Kesinlikle milletvekillerinin, Kayseri milletvekillerinin ve Kayseri teşkilatın bu işte mutlaka dahli vardır. Ha, açıklama yapmamıştır onu bilemem ama şimdi bakın, neticesinde mutlaka teşkilatın haberi vardır. Doğan Bey şimdi Yıldıray Bey'in bakın bir paylaşımı evet, bir var. Şey okuyacağım de, özellikle Yıldıray Bey de Kayserili hemşerimiz. O biliyordur. Yani Kayseri ile çok ilgili alakalı yani Kayseri'de büyümüş, Kayseri'de MHP camiasında, ocaklarda vesaire de herkesi yakından tanıyan bir isim. Bir paylaşımı var. Paylaşımından sonra da bu da MHP taraf camiasında çok fazla konuşulmaya başlandı. Neden böyle bir paylaşım yaptı diye. Dilerseniz onu okuyayım. Herkes üzerine ne düşüyorsa alsın izleyiciler. Mutlaka MHP'li birçok kişi de bizi izliyordur şu anda. Bir insanı iyilik yaptığı insanlar yorar mı? Yoruyor maalesef. Normalde huzuru iyilik yaptıklarında bulursun. Ama artık devir değişti. İyilik ne, kötülük ne? Artık her şey birbirine karıştı. Ya iyiliği kötülere yapıyorsun, ya sen kötüsün, iyilikten anlamayanları hayatında buluyorsun. Devir seninle güçlenip, gücü sana yetenlerin devri. Nasrettin Hoca'ya falan adam sana kötülük yapacak demişler. Hoca da dönmüş düşünmüş, bir türlü anlam verememiş. Yahu ben o adama iyilikte yapmadım ki, bana niye kötülük yapsın demiş. Nasrettin Hoca burada hiç güldürmeden direkt düşündürmüş. Hem de kara kara düşündürmüş. Yani diyor ki, kötülükler iyilik yaptıklarından beklemiyorum. Biz de listemizdeki iyilik yaptıklarımızın kötülük sınırına geldik.
İyilik bizim hayat felsefemizde vefadır, dostluktur, adamlıktır, insanlıktır, paylaşmaktır. Biz kötülük görsek de karakterimizi kimseye göre değiştirmeyeceğiz. Sadece tecrübe sahibi olarak yine adamlık neyse o duruşu sergileyeceğiz. Yapılan iyilikleri kötülükle karşılayanlar, dünya malı için bu kadar heder etmeyin kendinizi. Bu dünyada her şey yalan. Makamı paraya, bakın çok önemli, parayı makama çevire çevire ne kadar sürecek ömrünüz? Ne diyor şair? Hiçbiriniz telaş etmeyin boşa, doyacak gözünüz taşa toprağa. İyilik görüp de bize kötülük düşünenler acele edin. Çünkü bünyemizde sınırlı sayıda kötülük görme alanımız kaldı. Siz de hevesiniz yarım kalmasın. Sizin de hevesiniz yarım kalmasın. Ama bizim de güçlendiğiniz yerden bize kötülük yapacak kadar vefasız olmayın. Yıldıray yani, çiçek mi aldırmış görevden? Yok, Yıldıray çiçek Kayseri, yani Kayseri'de birçok kişi buradan Yıldıray çiçeğin mesaj verdiğini söylüyorlar. Ama kime? Eminim ki kime mesaj veriyorsa o kendisini biliyordur. Niye Kayseri diye düşünüyorlar? Yani Yıldıray Bey'in orada genel merkezdeki görevi ne? Kayserili olduğu için genel başkan danışmanı. Ama şimdi o olmaz diyor. Daha Türkiye'nin 81 vilayetinde Milliyetçi Hareket Partisi. Yani genel başkan danışmanı sadece Kayseri'deki bir ilçeyle. Kayseri'ye mesaj verildiği yönünde bir görüş hakim. Serkan Bey'le bir problemi mi var Yıldıray Bey'in? Ya Serkan Bey'le olabilir, bir başkasıyla olabilir, ilçe başkanlarıyla olabilir, vekillerle olabilir, ne bileyim parti ilçe başkanlarıyla olabilir, MYK'larla olabilir. Ama bir sıkıntıların olduğundan bahsediliyor. Yani o zaman yani Kayseri ile bağlantısı olması için ya il teşkilatıyla ya milletvekilleriyle problemi olması gerekir ki yani Yıldıray yani Bey gibi bir isim de ilçe başkanlarıyla uğraşmaz yani o kadar. Yani eğer öyle uğraşıyorsa muhtarlara falan da değinsin. Yani varsa muhtarlara falan da değinsin. Yıldıray Bey mi? Evet yani ilçe başkanıyla bilmiyorum çok şey gelmiyor. Genel manada mesaj vermiş güzel mesajı. Güzel mesaj ama birebir Pınarbaşı yani, ilçesi. Burada bir mesaj. Milliyetçi Hareket Partisi'nde genel başkan danışmanlar onu yapmıyor ama diğer başka parti elbette ki yapan varsa en azından orada direkt şey söyleriz bunu. Muhtarlarla bilgi elbette ki bir şeyler yapabilirler ama MHP'de teşkilatlar bünyesinde. Anladım. Yani öbür tarafa geçmiyor. Yıldıray Bey evet genel başkan. Bir mesaj veriyor. Yani bu şunu gösteriyor. Doğan Bey şunu gösteriyor. Kayseri'de Milliyetçi Hareket Partisi'nde maalesef bir kazan kaymıyor. Ne? Burada belki de Milliyetçi Hareket Partisi için lehte bir durumdur. Tabii bazen hani bozulmadan düzülmek iyi olmaz derler. Onun için bu süreçten mümkün mertebede ne kadar az hasarla ya da ne kadar sıkıntısız atlatabilir? Burada teşkilat, özellikle il başkanı Serkan Bey buna bakmalı. Bu süreci atlatırken de belki de önüne de bir imkan çıkıyor bakın. Eğer burada sıkıntılı birisi varsa ve Milliyetçi Hareket ve görevden almalar, istifalar varken ya tamam şununla da ilgili sıkıntımız vardı diyebileceği bir ortam da var. Ya da şuna da çok tepki vardı diyebileceği bir ortam var. Bundan faydalanabilir, istifade edebilir. Bakın Ocak Başkanı'nı atladık. Bir ay öncesinde Ocak Başkanı. Ocaklar kapatıldı Kayseri'de. Ne? Hiç aklım. Onu es geçmiş. Bakın Ocak konuştuk kapatıldı. Konuştuk da. Ocaklar kapatıldı. Koca Sinan Meclis üyesi. Farklı bir noktaya değiniyor. Nedeni şudur budur demiyorum İsmail abi. Yani belli ki bir sıkıntı var tabii, diyor Ferhat yani Bey. Kayseri özelinde baktığımız zaman ocaklar kapandı. Koca Sinan ve Melikgazi Belediye Meclis üyelerinden birer tane fire verdik. Pınarbaşı ilçe başkanı gitti. Yani belli ki bir sinyal var, bir sıkıntılar var. Bir yere gidiyor iş. Ama nereye gidiyor? Evet. Şimdi kocasının Milliyetçi Hareket Partisi'nde böyle konuştuktan sonra önümüzdeki süreçte belli ki Ferhat Bey'in de verdiği sinyalden, mesajlardan yola çıkarak Milliyetçi Hareket Partisi'nde önümüzdeki günlerde daha hareketli, daha sıcak günler yaşanacak gibi gözüküyor. Tabii kongre sürecinde nasıl olur? Serkan Tok devam eder mi? Etmesi için ne gibi çalışmalar yapacak? Ya da yaşanan bu olayları genel merkez il teşkilatı nezdinde nasıl bir karar alacak? Onu bekleyip görmek lazım diyelim. Hemen İyi Parti'ye geçelim. İyi Parti'de il kongresi kaldı biliyorsunuz. Melikgazi ve Koca Sinan kongresi tamamlandı. En son Koca Sinan kongresi yapıldı. Koca Sinan kongresinde mevcut başkan Yurdar Bey kaybetti. Dolayısıyla yeni başkan kazandı. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. İstersen Koca Sinan'daki seçim sürecini sevgili İsmail Bey, Ferhat Bey kısaca değerlendirsin. Siz birkaç cümle alalım çünkü Ferhat Bey'in detaylar verecek sanıyorum orada. Ya şöyle tabii
sonuçta Süleyman Bozkurt'un il başkanının desteklediği, açıktan desteklediği adaylar kazanamadı. Hem Melikgazi de kazanamadı, hem Koca Sinan da kazanamadı. Talas da kazanmış oldu. Zaten il başkanlığının adaylık süreci de bu iki ilçeden alınan sonuçlara bağlıydı. Koca Sinan ve Melikgazi de mevcut il başkanı, yani Melikgazi de mevcut il başkanı kazandı. Koca Sinan'da da mevcut il başkanı kaybetti. Burada Sayın Bozkurt'un desteklediği isimler her iki ilçede kaybetmiş oldu. Bundan sonraki süreçte tabii ki il başkanlığı büyük bir rekabete sahne olacak. Sayın Süleyman Bozkurt resmi olarak adaylığını açıklamamıştı. Bu tablodan sonra açıklar mı? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama Sebahati Ataman'ın il başkanlığı için adaylığını açıklayan Sebahati Ataman'ın elini güçlendirdiğini net bir fotoğrafı bu seçim sonuçları. Evet sevgili Ferhat'cığım, bu süreci nasıl okumak gerekiyor? İl başkanı için sanıyorum bundan sonraki süreç çok sıkıntılı olacak. Aday olur mu olmaz mı bilmiyorum ama sonuçta ben Süleyman Bey'in mülayim bir şekilde bir il başkanlığı yaptığını düşünüyorum. Kırmadan dökmeden belki sizlere göre eksi yönleri vardır, artı yönleri vardır. Aslında şimdi Süleyman Bey'e bir mikrofon uzatma zamanıydı. Hani mikrofondan bize cevap veriyor idi. Ben de o dönem hatırlarsanız görürüz o gün gelir. Süleyman Bey aday olamaz demiştim. Buyursun. İşte bizim dediğimiz çıktı. Yok aday olamaz derken yani bu şey anlamında değil. Elbette ki herkesin aday olma gibi bir hakkı vardır. Seçim kazanma noktasında. Biz buradan, özellikle ben buradan bazı şeyler söylerken bizi parti içi muhalif görüyordu. Biz parti içi muhalif değildik. Sadece gördüğünü objektif bir şekilde yorumlayan gazetecilerdik. Maalesef Süleyman Bey bizi yanlış anlamış demek ki. İşte gelinen süreç bana göre bir il başkanı için en acı verici durum. Neden en acı verici durum? İl başkanısınız. Niye demokrasi işleyeceğim? Niye acı verirsin? Demokrasi işliyor değil İsmail abi. Görev yapıyorsunuz, başarılı olduğunuzu düşünüyorsunuz, il başkan adayım diyorsunuz, oraya garanti görüyorsunuz, bura çantada maça çıkıyorsunuz, bura çantada keklik diyorsunuz. Yani hezimet. Şimdi yine bakın Talas seçimleri belki yeniden yapılsa, Talas seçimleri de bu karşı grubun şeyine yani yeniden yapılsa Süleyman Bozkurt orayı bile kazanamayabilir bakın iddialı konuşuyorum. Ama tabii ki onu görünce toparlandı diğer taraf. Sebahat Ataman ve başka gruplar. Şimdi Sebahat Bey aday olur mu? Sebahat Bey aday olur. Sürpriz bir adayı var mı? Oraya geleceğim Doğan Bey. Öncelikle bir Koca Sinan'ı bir anlatalım. Koca Sinan seçimleri ne oldu? Seçimlerde nasıl bir tablo oluştu, ortaya çıktı? Kimler kazandı, kimler kaybetti? Onları bir konuşmakta fayda var. Şimdi Melikgazi seçimlerinden sonra geçtiğimiz hafta ne demiştik? Önümüzdeki haftada Koca Sinan seçimleri var. Koca Sinan seçimlerindeki tablo tabii ki Melikgazi gibi olmaz demiştik ama tablo aşağı yukarı belli oluyor idi. Özellikle hafta ortasında belli bir şablon ortaya çıktı. Seçim sonuçlarında yanılttı mı derseniz eminim ki birçok kişi yanıltmadı. Tabii ki Yurdaer Şahin'in kazanacağı yönünde görüş bildirenler de vardı. Kazanacağını düşünenler de vardı ama büyük parti içerisinde şu an delege bazında baktığımda birçok kişiyle görüşmemizde ya Mustafa Işık kazanır diyorlardı. Bu kadar fark beklenmiyordu ama. Tabii burada şöyle de bir durum var. Şimdi burada kaybeden bakın mevcut ilçe başkanı ve il başkanı birlikte hareket ediyorlar. Dışarıdaki insanlar delegeye vesaire hani Doğan Bey demiş ya Melikgazi'nin kurucusu işte delegeleri bunlar yazıyor. Yani hadi Melikgazi o biraz daha su götürür. Niye su götürür? Sebahati Bey orada Erda mevcut ilçe başkanıyla beraber hareket etmişti. Ama burada mevcut ilçe başkanı, mevcut il başkanı, belediye meclis üyelerinin neredeyse bir tamamı, Koca Sinan'ın bir tamamı neredeyse. Hepsi tek vücut olmuşlardı. Yurdaer Şahin'i destekliyorlardı ama Mustafa Işık 208'e 138'lik bir oy farkı ile ilçe başkanı seçildi. Tabii katılım çok yüksekti bakın. Melikgazi'de %87 oranında bir katılım vardı. Burada katılım %90. Yani 340-350 bandında bekleniyordu. Aynı oranda olursa diye. 360 kişinin katılması gerçekten yüksek bir katılım oyu oranı. Tabii burada
seçimin bir de tabii ki Mustafa Işık kazanınca, nitekim Melik Gazi Erdal Bey kazanınca herkes ya işte Erdal Bey başkanımız kazandık diye sosyal medyadan fotoğraf paylaştılar. Destek açıklamalarında bulundu. İşte biz kazandık vesaire gibi, ama elbette ki resim paylaşanlar vesaire olduğu gibi bir de hiç ortaya çıkmayan, geride duran ama seçimin gerçek anlamda kazanılmasını sağlayan insanlar olur ki bunlara gizli kahramanlar denilir. Koca Sinan'da da mesela gizli kahramanlar vardı. Mesela bu gizli Mustafa Işık'la beraber kimdi bunlar? Birisi Metin Soylu. Milliyetçi Hareket Partisi'nde geçmişte çok uzun yıllar görev almış. İYİ Parti'nin kuruluşunda yine görev almış ve milletvekili adayı oldu. Sıralamada da vardı ama gerilerdeydi sanırsam. 5. sıraydı gibi sanırsam. Metin Soylu'nun inanılmaz katkısı var. Bana göre en büyük katkı Sayın Hayrullah Durmuş Bey. Eski ANAP kökenli ama İYİ Parti'nin kuruluşunda görev almış. Kızı Koca Sinan'ın kurucu ilçe başkanı Serap Durmuş hanımefendi yönetimde de yine yer alıyor. Yani Hayrullah Bey neredeyse çalmadık, kapı girilmedik, evi bırakmadı. Yani bir insan böyle mi çalışır? Ben nitekim bazı şeylerine vakıf olduğum için söylüyorum bunu. Gerçekten bu seçimin gizli kahramanlarının başında geliyor Hayrullah Bey. Yine Mesut Ferah, Milliyetçi Hareket Partisi'nde birçok geçmişinde kademelerde görev yapmış. Yine Koca Sinan'ın Koca Sinan'da da İYİ Parti'nin kurucuları arasında Kayseri'de il yönetiminde bulunmuş Hüseyin Tekin'le birlikte. Bu üç isim seçimin gizli kahramanları diyebiliriz. Yani Mustafa Işık zaten onunla ilgili bir şey, çok fazla bir şey demeye gerek yok. Çünkü adaydı kendisi. Elbette ki burada şöyle de bir durum var. Nitekim burası Melik Gazi gibi olmadı. Meclis üyelerinin birçoğu yazıldı. Süleyman Bey'in il delegesi yazılmasını ben isterdim şahsen. Yani il başkanlığı yapmış birisine en azından il delegesi yazsalar iyi olurdu, doğru olurdu. Birlik, bütünlük, beraberlik açısından. Ama yazılmaması bana göre bu kongrenin eksileri arasında yer aldı. Bundan sonraki süreçte nasıl olur? Elbette ki Sebahat Ataman ön plana çıktı. Şöyle çıktı, %49 oranında çıktı ama Sebahat Ataman'ın dışında bir de %51'lik bir bölüm var. Yani %49 seçimi almaya yetmiyor. %50 artı 1'i bulmak lazım. İki adaylı da. Ben önümüzdeki süreçte Sebahat Ataman'ın karşısına bir adayın çıkacağını düşünüyorum. Tabii bu isim kim olur, kimler olur, onu da eminim ki önümüzdeki haftaki programa kadar netleşmiş olur. Yani şu anda iki isim arasında gidiyor, geliyor gibi durumu aldığım bilgiler belki üç olabilir. Ama elbette ki değişebilir. Şimdi bir il başkanı üzerinde uzlaşıp Sebahat Ataman'ın karşısına çıkacak bir grup var, bir ekip var. Yani zaten o ekip, söylemiştim ben Doğan Bey, Melik Gazi Kongresi'nde. Doğan Bey demiştim, bu kadar konuşayım. Çünkü çok fazla detay verirsem burada dengeler var demiştim ki Sebahat Ataman'a destek veren, Erdal Dağ'a destek veren bir grup var idi. O grup zaten orada hangi tarafa yönelse o taraf seçimi kazanacaktı. Tabii ki Erdal Dağ desteklerini verdi ve Erdal Dağ açık farkla seçimi kazandı. Yine o grup Koca Sinan'ı kazanan grup. Yani bunların da mutlaka bir adayı olacak. Tabii kim olur? Eminim ki Perşembe gününe ya da Cuma gününe bu iş netleşmiş olur. İyi Parti'de çok hareketli günler geçiyor. Yani kıran kırana bir seçim dönemi yaşanır mı? Evet, kıran kırana bir seçim dönemi. Yani seçimi gerçek anlamda seçim gibi yaşıyorlar Doğan Bey. Yani listeye yazalım, yazdığımızda seçime girelim. Öyle değil. Delegeler üçer beşer kere ziyaret ediliyor. Aman bize oy ver. Aman şöyle yap, onun delegesine gidiyor, bu bunun delegesine gidiyor derken kıran kırana bir seçim dönemi yaşanıyor. Ama bu havayı, bu enerjiyi bundan sonraki dönemde sürdürebilirler mi? İşte onun için de il başkanı çok önemli. Evet. İl başkanı kim, hangi isimde karar kırarlar, o kazanabilir mi? Sebahat Ataman mı kazanır, o isim mi kazanır? Ya da belki de birlik bütünlük olsun derler, tek adaylı bir seçime zor ama siyaset dolmaz diye bir şey yok. Belki de öyle de bir durum olur. Ama şu var ki
Bu sürecin en büyük kaybedeni Süleyman Bozkurt'tur. Evet. Ben burada Melik Gazi Kongresi'nden sonra Süleyman Bozkurt'un adaylığı bitebilir dediğimde ben bekledim ki ertesi gün Süleyman Bozkurt'un çıkıp kardeşim ben adayım. Ben il başkanıyım ve adayım. İşte ekibimle birlikte kongrelere hazırlanıyoruz. Siz bunu nereden çıkarıyorsunuz? Bana, direkt bana cevap vererek. Hani mikrofonda bana cevap vermişti ya. Yine o gün de bana cevap vererek bunun açıklamasını beklerdim. Çünkü doğrusu buydu. Eğer ki ben yanlış söylüyorsam ama açıklayamadı. İyi ki de açıklamamış. Üzülürdüm. Orası da ayrı bir şey. Tabii izliyorsa yayınımızı mesaj mı? İzleyicilerimizden mesaj var ama çok uzun. Özür dileyerek okuyamayacağım şimdi yayında. Yani Süleyman Bey'in orada ben adayım demesini beklerdim. Bekleyelim, görelim. Tabii burada üçüncü bir aday vardı. O Metin Kılıçarslan. 14 oy aldı ama işte 14 oydur, 1 oydur, 100 oydur. Bu bir medeni cesarettir. Kendisini göstermiş olduğu cesaretten dolayı kutluyoruz. Çünkü birçok kişi Metin Kılıçarslan adaylıktan çekilir. Metin Kılıçarslan liste çıkartamaz vesaire gibi söylemler vardı. Yani almış olduğu oy çok önemli değil. Göstermiş olduğu medeni cesaret bana göre son derece anlamlı. Elbette ki bunu da İYİ Parti kendisiyle birlikte yol yürüyen insanlar da mesajı da almışlardır. Ben Metin Kılıçarslan'ın adaylığında şunu gördüm. Sayın Musavvat Dervişoğlu'nun Devlet Bahçeli'ye karşı aday oluşu geldi aklıma. Koray Aydın'la birlikte yarışmışlardı. Orada bir konuşması vardı. Ben de dinlemiştim. Yani Metin Bey'in adaylığını biraz ona yordum. İşte Mustafa Şip ve Yurda Şahin yarışırken kardeşim ben çıktığım yoldan bir oy alsam da dönmem diyerek yoldan dönmeyen birisindir. Kendisini o anlamda kutluyorum. Keşke Süleyman Bozkurt da böyle yapsaydı. Aday olsaydı ama 50 oy alır. Ama çok güvendiği o 65 oyunu alır. Yani orasını tabii ki kendisi bilirdi. Evet. Evet, yani bundan sonra artık İYİ Parti'deki süreci bekleyip görmek lazım. Son konumuz kaldı. Kayseri'nin İl Kültür Turizm Müdürü mü? Evet. Yaklaşık bir yıl oldu atananı. İnanın ben Kayseri'de kültürel etkinlikler neden olmuyor diye İsmail Bey'le bugün gündüz sohbet ederken akşam saatlerinde de Ferhat Bey'le konuştuk. Ya Kayseri'de turizm müdürü değişti. Dolayısıyla bir kültürel turizm etkinliği var mı? Bizim atladığımız, bizim görmediğimiz bir şey var mı diye sevgili Ferhat Bey'e sorduğumuzda Ferhat Bey de dedi ki ya İl Turizm Müdürü kim oldu? Değişti mi diye bize espri de yaptı. Tabii bu konuya nereden geldiğimizde Kayseri olarak baktığımızda ülke ekonomisine, siyasetine yön veren bir şehir izliyoruz. Daha önceki turizm müdürümüz İsmet Toymuş Bey değil mi? Evet. Emekli oldu. Yaştan dolayı emekli olmuştu. Yine İsmet Bey zamanında çok ciddi aktiviteler oluyordu. En azından insanlara gazetele basınla çok iyi ilişkiler vardı. Arıyor Ferhat Bey, şöyle bir etkinliğimiz var, sizi görmek istiyoruz ya da böyle bir organizasyon yaptık. Bunu bir haber olarak değerlendirir misiniz? Gayret içerisinde olan bir isimdi. Ama bugün baktığımızda İsmet Bey emekli olduktan sonra Kayseri'de turizm müdürü olarak siyasilerin çok ciddi gayret, çaba ve sarf ettiğini o dönem hatırlıyorum ben. Kayseri'ye bir turizm müdürü gelecek ki en az 3-4 dil bilecek. 3-4 dil bilecek, yabancı dili olacak, turizm uçacak, Kayseri şahlanacak. Yani bir böyle bir Kayseri'de etkinlikler var mıymış diyebileceğiniz bir turizm müdürü gelecek diye adeta siyasetçiler mücadele verdi. Bunların başında da tabii şu anki il turizm müdürü Şükrü Dursun değil mi? Yanlış hatırlamıyorum ismini. Evet, Şükrü Dursun. Şükrü Dursun konusunda Sayın Mendup Yükkılıç çok ciddi gayret sarf etti ve buraya gelmesi için emek verdi ve getirdi. Bu Şükrü Bey Konya Selçuk Üniversitesi'nde araştırma görevlisi. Burada şeker fabrikasındaki o tarihi eserin araştırmasında da görev yapmış. Oradan Mendup Bey'le bir diyalog kurulmuş ve Mendup Bey de bu arkadaşı buraya getirmek için çaba sarf etti, getirdi. Evet, yabancı dili var mı yok mu bilmiyorum. Ben İngilizce konuşmadık. Hatta yan yana hiç gelmedik. İnanın ilk kez ben de geçtiğimiz gün Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kütüphane açılışında, İldem'deydim, Beyazşehir'de kütüphane açılışında canlı yayın yapıyorduk. İl Turizm Müdürü de Şükrü Dursun da orada anons edildi, çıktı, konuştu.
konuşma yaptı. O da 3 dakikayı geçmedi. Yani inan ben orada kürsüde gördüm. Yani 1 yılı geçmiş bir süre içerisinde Kayseri'de görev yapacaksınız. Bir tane kültürel turizm açısından etkinlik yapmayacaksınız. Vallahi ben burada AK Parti İl Teşkilatı'nı ve Sayın Doktor Mendup Büyükkılıcı Şükrü Bey konusundaki yaptığı araştırmalardan dolayı tebrik ediyorum. Turizme, kültürel etkinliklere ilimizi doyurdukları için kültürel etkinlikleri belediye yapacaksa, turizm etkinliğinde Erciyes AŞ yapacaksa turizm il müdürlüğüne ne gerek var? Ben burası inan tartışılacak, konuşulacak bir konu. Ben bu kadar söyledikten sonra tarihi açısından baktığımızda Kayseri gerçekten medeniyet ve tarih açısından tarih kokan bir şehiriz. Ya bir insan bir yazarlarla oturup bir sohbet toplantısı yapmaz mı? Ya bir öğrencilerle bir toplantılar gerçekleştirmez mi? Sonuçta turizm müdürüsünüz, il turizm müdürüsünüz. Bir aktivite, bir etkinlik yaparsınız. Yani hiçbir şey yapmadan sadece büroda oturup turizm müdürü olarak kendinizi lanse ediyorsunuz. Evet, şu an bunu iyi yapıyorsunuz. Görevlendirmeyle burada durduğunu da belirtelim. Tabii ben bunları söyledikten sonra eksik mi? Acaba size gelen bir etkinlik var da ben mi atlıyorum? Sizin söylemek istediğiniz var mı? Vallahi yani alınmasın il müdürlerimiz ama son zamanlarda atananlardan bahsedeyim. En etkin isim Tarım İl Müdürü, Tarım Orman İl Müdürü Sayın Mustafa Şahin oldu. Gerçekten Kayseri'de olduğunu, yani Özkan Kayacan gibi bir isimden sonra Kayseri'ye bir il müdürü geldi ve yerine bugün itibaren dolduracak bir çalışma sarf ediyor. Sayın İsmet Taymuş Kayseri'de uzun yıllar görev yaptı. Eksik yönleri var mıydı? Vardı. İmkanları ölçüsünde hizmet yaptı ama bugün basının tanımadığı, yani hiçbir basında tanımadığı isim yoktu. Herkes de sıcak diyaloğu vardı ve kültürel etkinlikleri mutlaka duyurmak için televizyonlara çıkardı, basın toplantısı yapardı vesaire ya da ziyarete gelir konuşurdu. Yani çok mu aradılar bu tarz isimleri? Allah'tan diyorum ki Kayseri'de Ali Koray Özandaş'a selam olsun. Bugün de canlı yayın konuğumuz da kendisi, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı. Son zamanda bir dernek kurdular. Düğün o işletmeciler ve düğün salonları ve organizasyoncuları sendikası başkanı, İç Anadolu Başkanı oldu. Allah'tan o var da Kayseri'nin turizmle alakalı beklentileri ve Kayseri'deki turizmle ilgili bilgileri kendisinden alıyoruz. Aslında Türkiye'nin terörle bir sıkıntısı olmasa bu tarz işleri zaten belediyeler çok daha güzel yapıyor. Kapatacaksınız, lağvedeceksiniz, böyle bir müdürlüğü kaldıracaksınız, belediyenin kültür daire başkanlığına bağlayacaksınız. Yani kültür müdürü, il kültür turizm müdürü ne iş yapar, sorumluluk alanları nedir diye baktığımızda bir sürü alan var. Yani bugün bir sezon geçti, Erciyes sezonu geçti. Yani bir tane Sayın Cahit Cıngı ile ortak açıklama yapmadı. Ya da Sayın Memduh Büyükkılıç ya da diğer vekiller Erciyes'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Bir fotoğraf vermedi ya da kültürel etkinlikler konusunda, hadi pandemiyi geri plana atalım ama öncesinde ne basınla tanışma yaptı, ne projelerini anlattı, ne de Kayseri'de şunlar şunlar yapacağız şeklinde bir bilgilendirme yapmadı. Yani sıradan herkesin bildiği memur tipine uymuş durumda. Ya Kayseri hak etmiyor bunu. Başındaki profesör unvanı, doçent unvanı, doktor unvanının hiçbir önemi yok. Kayseri'yi tanıtacak, Kayseri'de kültürel hareketlilik, turizm hareketliliği yaptıracak herhangi bir isme ihtiyaç var. Herhangi bir unvanına gerek yok. Onun için ya bana yakın olsun, benim istediğim adam olsundan daha ziyade Kayseri'ye faydalı olsun isimleri getirmek zorundayız diye düşünüyorum. Maalesef İl Kültür ve Turizm Müdürü bir yıllık süreçte beklentileri karşılayamadı. Bundan sonra da karşılayamaz. Zaten bir kişinin ilk bir saatte, iki saatte tavrı belli olur. Herhangi biriyle tanıştığınızda ve size o fikir verir nasıl biri olduğunu. Bir yıl geçmiş herhangi bir faaliyeti yoksa bundan sonraki süreçte de olacağı kanısında değilim.
Yani sadece resmi işte devlet şunu yap derse yapacak, onun dışında rutinin dışında dışarı çıkmayacak. Evet. Ferhat'cığım, sizin gördüğün bir şey var mı kültürel etkinlik? Yani kültürel etkinlik olarak gördüğüm bir şey de yok. İnanın Doğan Bey, tabii ki siz söyleyince ismini burada not aldım. Şükrü Dursun. Değil mi? Doğru evet, yazmışım. Evet. Evet, Şükrü Bey'i tanımıyorum. Yani tanımadığı bir insan hakkında da, daha doğrusu kendisini tanımıyoruz ama yapmış olduğu etkinlikler anlamında da çok bilgi sahibi değiliz. Yapıyor mu, yapmıyor mu? Yani kültür müdürlüğünde en kötü 50 kişi çalışıyordur muhtemelen. Yani, kamu kurumu sonuçta. Bana yansıyan çok bir bilgi yok. Acaba bana mı yansımıyor? Siz de aynısını söylüyorsunuz. Yani bilmediğim, bana yansımayan bir durumda bir yorum yapmam doğru olmaz. Belki bizim eksikliğimiz, belki kendisinin eksikliği ama maalesef Kayseri İl Kültür Turizm Müdürlüğü'nde bir şeyler yapılıyorsa bizim ve bizlerden dolayı da dolayısıyla Kayseri halkının bilgisi olması gerekir. Bu noktada eksiklikler var. İnşallah bu zamana kadarki olan eksiklikler bundan sonra tamamlanır. Dediğim gibi kendisini daha tanıyamadık. Evet, inşallah tanırsınız. Yani tanıyıp tanımamamız da çok önemli değil Doğan Bey. Şehrimize hizmet etsin de en azından evet. İnsanlar evet İl Kültür ve Turizm Müdürü bir şeyler yapıyor, güzel de çalışıyor desinler, biz tanışmayalım. Evet, çok teşekkür ederim. Ağzına ben teşekkür ederim, çok sağ olun. İsmail Bey, ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Tempolu bir program oldu. Sevgili izleyiciler, bu hafta da birinci gün programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine Kayseri'miz ve ülke genelindeki gelişmeleri sevgili Ferhat Yağmur ve İsmail Şahin'le birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın. Gözünüz bizde olsun efendim.